Elhamdülillahi hedana li hada ma kunna nesteyid la hedana Allah. Fema tevfiqi ma isam illa billahi qad ja'at rusul rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Sahbihi sallim. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahum salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali sahbihi. Sallu ala şefii'i dinina Muhammed. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين. فاستغفر الله الحي القيوم. حصل بكم الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفات عنكم السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Akşamla yatsı arasına döndü. Tabii mevsimler itibariyle yatsıdan sonra çok geç olur diye bu mübarek zaman dilimi ayrı bir fazilete haizdir ama akşam namazın cemaatine yetişmek bunda çok faydalıdır. Yani akşamı da cemaatle bulunduğunuz yerde kılmak, aşağı mescitte olanlar orada buraya akşam namazının cemaatine yetişin. Akşama yetişirseniz yatsıyı da burada cemaatle kılmadan çıkmayız inşallah. Böyle olursa ne olur? Akşamla yatsı arası itikaf sayılır. Yani iki namaz arası ilim meclisinde oturmak, arada dünya kelam konuşmamak çok kazandırır inşallah. Evvelden beri rivayet ettiğim üzere İhya-ı Ulumiddin isimli Selman Gazali'nin bir rivayet vardır orada. Hadis-i şerif olarak geçer. Men akefe nefsehu beynel maghrib vel aşafi mescidi cemaatin, cemaatle namaz kılınan bir yerde akşamla yatsı arasında bir kimse kendisini hapsederse, ne demek hapsetmek? Durdurursa yani itikaf da buradan geliyor. Lem yetekellem beynehünne lem yetekellem illa bi Kur'anin ev zikrin, ancak Kur'an okuyabilir, zikredebilir, işte ilim zikredebilir, dinleyebilir, ayet hadis dinleyebilir, dünya kelamı konuşmadan bu şekilde durursa kâne lehu alallâhi hakkan en yebniye lehu kasrayni fil cenneti, bu kişi için Allah-u Teala'nın cennette İki tane kasır, yani köşk bina etmesi Allah üzerine hak olur. İki tane kasır. Nasıl kasır? Artık dünyanın belli işte, hıdım kasrı var o Beykoz'un şeyinde, her taraf dökülüyor yani. 50-100 sene geçti mi zaten her tarafı dökülüyor. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi, bu dünyanın kasırları, köşkleri, sarayları, hepsi kazayı hacetli, hala dolu, tuvalet dolu, çöplük dolu, cennette iki kasır, çöplük yok, çöp yok, büyük abdest yok, küçük abdest yok, bir de tabii ham maddesi, tuğlası, bir tuğla altın, bir tuğla gümüş, efendim, bazısı tamamen altın, 60 bin tane kapısı var, 60 bin tane kapısı var, böyle kapılar yan yana değil. Bir kapıdan bir kapı görünmüyor. 60 bin tane kapısı var, 70 bin kapısı var bazı rivayetlere göre. Bunlar haktır. Bunlar hakikattir ve ahiret hazırdır. Uiddet bir muttakîn, takva sahipler için döşenmiştir, donanmıştır, hazırlanmıştır, beklemektedir yani. Bundan sonra yapılacak bir şey de değil. Allah-u Teala zaten
öyle ameleyle, işçiyle, ustayla uğraşmıyor. Ol dediği bir kere, var oldu cihan. Olma derse mahvolur ol demem. Böyle bir Rab'den bahsediyoruz. Bize böyle yerler hazırladı. Biz bu dünyanın göz boyayıcı birkaç metrelik odalarına, döşeklerine, köşktür, saraydır, oteldir, bilmem ne, kafayı takarsak, helalından yemeyelim, içmeyelim, yatmayalım, gezmeyelim demiyorum. Yanlış anlama. Ama kafayı bunlara takarsak, bunlarla meşgul olurken namazı kaçırırsak, cemaati kaçırırsak, sohbeti kaçırırsak, ilimden uzak kalırsak, onu diyorum. Yeme içme demiyorum sana. Velakin cennete göz dikelim. Oraya talip olalım. Rahip olalım. Yani Allah'ımızın esas rızasına rağbetli olalım ama geçen hafta Lalegül dergisinde tanıtalım derken bir sohbet yaptık Ali Perşembe. Geçen Perşembe radyodan yaptık. Dinlediniz mi? He? Bayağı bir şeyler anlattık yani, ilimler anlattık. Hem derginin içeriğini konuşurken hem ihlasla ilgili Mehmet Emiler Hoca Efendimiz'in bizim Ankara'daki ziyaretimizde bahsettiği konular, bundan bahsediyordu. Biraz içeriğine girdim. Yani ihlas niyeti Allah için yapmak. Fakat tabi yapılan amellere de Mevla bir mükafat koydu mu? Koydu. Cenneti vaat ediyor mu? Ediyor. Birçok ayet-i kerimede cennetten bahsediyor mu? Köşkünden, sarayından, hulisinden, bildanından, gılmanından bahsediyor mu? Ediyor. Ya şimdi tabi bize gereken bana seni gerek seni demektir ama bu bir makam meselesidir. Herkesi de o makamlara çıkmış gibi göremeyiz. Yine biz ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'in tebliğ usulüne riayetle cennetten de bahsedeceğiz. Cehennemden de bahsedeceğiz. Tebşir, yani müjdeleme, inzar, yani uyarı ve korkutma, bunlara devam edeceğiz. Kur'an'ın usulü bu. Ayetler, hadisler hep böyle geliyor. Ama sen bunları aşarsan ya inna illallahü vâdibûn, ben cennete de değil, köşke saraya da değil, ben Allah'a rahmet ediyorum dersen ne mutlu sana. Ama akşam yatsı arasında böyle bir cemaatle namaz kılınan yerde dünya kelamı konuşmadan durursan, onun için ne diyorum? Bu dönemi iyi değerlendirelim. Akşamın da cemaatinde olalım. Yatsıyı da cemaatle kılalım. Burada bir şey kaçırmayalım. Yani sohbete geliyorsunuz ama artı ilavesi var şimdi bunun. Bu zaman itibariyle Allah Teala söz veriyor. Böyle yapana cennette iki kasır ve köşk bina etmek benim üzerime haktır. O adamın benden alacağıdır diyor. Ve yagrisu lehu beyyevma zirasen levtâfe ehlül ardı levesi'un. Bir de o iki köşkün arasında, şimdi anla bakalım, iki köşkün arası ne kadar, mesafesi ne kadar, mesahesi yani yüz ölçümü ne kadar. Demin dedim 60-70 bin, bir tanesinin kapısı var, kapılar birbirini görmez. Evet, işte aradaki ağaçtan anla. O iki köşkün arasında o kişi için bir ağaç diken. Bir ağaç. Ağaç deyip geçme, dünyada bütün ağaçlık yerler aranıyor. Ormanlarda bile bazı kere bir ağaç bütün ormana neyini veriyor? Adını veriyor, imajını veriyor. 500 senelik çınar, 600 senelik çam çınar. Değil mi? Bazı yerde koca orman bir ağaçtan sebep muhtemel olur. Ağacın kalitesinden, değerinden, eskiliğinden, kıdeminden, büyüklüğünden, gölgesinden vesaire. Araya diyor bir ağaç diker, işte şöyle bir ağacımız olsa, hani devlet dünyada bir dikili ağacın yok. Ama dikili ağacın olsa ne olur? Ağacını da sökecekler, sen de söyleyeceksin. Yani bu laf da meşhurdur ya, dikili ağacın yok. Dikili ağacın bak, dikili kazığın da olsa sökecekler, çadırın da olsa koparacak, evin de olsa yıkılacak. Efendim, yıkılmak için yap. Ne diyor? لَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى سَدُدْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُرَابِ لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَبْنُولِ الْخَرَابِ. Ey yüksek köşkte kasırda oturan sakin olan adam, yakında tam üstten aşağı indirilecek ve toprağa defnedileceksin. O toprakta bir melek var, her gün nida ediyor.
topraktaki melekler güç sesleniyor. Ne diyor? Ey ahali, ey dünya halkı, ölmek için doğurun, yıkılmak için yapın. Ya bu kadar basit. Ölmek için doğurun, yıkılsın diye yapın. Bunun manası bu ama yapmayacağız demek değil. Allah Teala bizden imar istiyor. Estağfirullah fiha. Allah ne yaptı size? Efendim, dünyada imar inşa hakkı verdi, arazi verdi, toprak verdi. Estağfirullah fiha. Sizden ne istedi? İmar istedi. Ne demek imar istedi? Camiler yap, medreseler yap, tekkeler yap, hastaneler yap, yapıyoruz. Bununla beraber ev de yaparsın. Ev yapmadan olur mu? Nerede kalacak bu millet? Çadırda mı kalacak? Sağlam ev yap. Bunlar ayrı bir şey. Ama oraya bağlanıp kalma, ondan sebep ahiretini yıkma. Onu söylüyorsun. Yani illa kredi alacağım, faiz alacağım, rüşvet vereceğim, yalan diyeceğim, haram yiyeceğim diye girme bu işlere. Helalından git, oldu bu kadar. Onun için dünyada dikili ağacın olsa da, köşkün sarayın olsa da hepsi sökülecek. Ama ahirette bir ağacın olursa nasıl olur? Ebedi olur. Ahirette bir karış yerin olsa ne olur? Dünyadan ve her şeyden hayırlı olur. Mevzu'u sevtin fil cenneti. Sizin birinizin cennette bir kamçılık yeri olsa. Kamçı ne demek ya? Şöyle bir kamçı koysan yani yere bir metre belki bir şeydir ama eni yok. Eni az yani toplasan. Bir metre kare etmez yani. Dünyada, ahirette, cennette bir kamçılık yeriniz olsa bu nedir? Hayrun mine dünya ve aleyha ve ma fiha var. Dünyanın tamamında ve dünyanın içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Neden? Hepsi fanidir, gidecek. Ahiret ebedi baki kalır. Onun için inşallah bu cemaatler şimdi de az oldu. Yani 15'te bir oluyor. Eskiden her hafta oluyordu. Bir zaman da böyle geçiyor. Mahkemede 3 ay daha attı. Uzadı da uzadı. Lastik gibi gidiyor. Elde cepte bir şey yok. Efendim, efendi hazretleri buyurduğu gibi astarı yok. Astarı olmayacak. Yüzünü arıyorlar. Astarı da yok. Ne içi kaldı ne dışı kaldı. Öyle gidiyor bakalım nereye doğru gidiyorsa. Ama bu bir süreçtir. Hassas ve nazik bir süreçtir. Dolayısıyla şimdilik böyle. İşte yine bilmiyorum gördünüz mü? Efendi Hazretleri çok istediler. İşte Konya arıyor, Kayseri salon tutacağız. İşte 5-10 bin kişilik yerler önceden tutmak istiyorlar. Tabii ki birkaç hafta evvel tutacaklar. Onlar da parayla tutulan yerler falan. Söz veremiyorum yani. Sonra dedim Efendi Hazretleri'ne soralım. Nevşehir istedi Erzurum'a. Hemen gidecektim yani. Birçok vilayet Rize'den nasıl hocam ile istedi. Böyle bir 8-10 vilayet yani çok yakından görüştük falan. Fakat sıkıntı olur mu dedi. Efendim sıkıntı olur dedi yani. Yani şimdi Evliyaullah Mevla bildiriyor sıkıntı olur dedi. Demek ki sıkıntı var memlekette. Rahatlık yok yani. Huzur yok. Diken üstü bir durumdayız. Onun için dedi bu huzursuzluk ortamında bir daha bir sıkıntı çıkmasın diye biz yine sizden körler sağırlar birbirine ağırlar. Burada da kendi kendimize konuşuyoruz zannetmeyelim ama buradan da canlı yayınlar diyor ya. Hani bizim işler de şeye döndü yani biraz. Ne oldu? Hidayet Hoca'nın işine döndü yani mübarek adam. Allah teşekkür etsin Amasya'da halde imamlık ediyormuş da diyormuş bir şey söyleyeceğim aramızda kalsın. Ya Subay günü aramızda kalır mı ya? Bizim yine ona döndü biraz ama neyse yani. Yine buranın bir korunmuşluğu var. 15'te bir inşallah devam ederiz. Tabi Recep-i Şerif geliyor. İnşallah uçarlar nasıl mübarek kandiller de birkaç tane de ilave kandil şerif olur. Ama bu vesileyle oralara da duyurmuş olalım ki yani gidemeyeceğiz. İstanbul dışlarına bu önümüzdeki sezonda da çıkamayacağız. Bunu da bu vesileyle duyuralım. Çünkü çok telefon. Eskişehir, Cevat Hoca oraya mübarek hizmete tayin olmuş. Allah hepsini hayırlı mübarek versin. Hocaefendilere çok bol bereketli cemaatler versin. Fitneleri, ihtilafları ortadan kaldırsın. Ehl-i sünnet hizmetine çok muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Hepsine duacıyım. Keşke elimden gelse hizmette edebilsem, gitsem tabii bir toplanma oluyor, bir bereket oluyor, bir hizmeti takviye oluyor ama
Elimden bu kadar gelebiliyor. Bari burayı kaybetmeyelim işte. Buraya devam edelim. Devam edilen nimet ziyade olacak inşallah. Ama şimdi demek istediğim nedir? Her hafta da olmayınca 15'te bir bari akşamı da cemaatle kılmayı kaçırmıyoruz. Tamam mı inşallah? Yatsıyı da ne alacağız? İki tane kasır alacağız. Bir de aralarında ne dikeceğim diyor. Hadis-i şerifte Rabbimiz adına Habibi sallallahu aleyhi ve sellem ne vaat ediyor? Aralarına bir ağaç diker. Şimdi siz de diyorsunuz aman ya o demen tamam da. Şimdi bir ağaç için yani bir saat oturmak, ne bir saat, iki saat, bir ağaç. Nasıl ağaç? لَوْ طَعْفَهُ اَهْلُ الْاَرْضِينَ لَوَسْعَهُمْ Öyle bir büyük ağaçlar var cennette ki bütün dünya halkı şu anda üzerinde 7 milyar var. Geriden de hesap etmişler 100 milyar diyorlar. Fakat bu hesaplar aşağı yukarıdır. Çünkü لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهِ Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Öyle milletler yarattım ki Allah'tan başkası bilmez diyor. Yani aralarda peygamberlerin kıssaları geçiyor ama o helak olan ümmetlerin de aralarında benden başka kimsenin bilemeyeceği kadar ümmetler kaybettim diyor. Demek ki bir aşağı yukarı hesapla 100 milyar diyorlar. Bundan sonra da kıyamete kadar ne kadar gelir onu da Mevla bilir. Bunların hepsi toplaşsa o ağacın etrafına gelseler o ağaç hepsini kaplar diyor. Ya 100 milyar, 200 milyar insan o ağacın etrafında yer bulur mu? O ne kadar büyük. Böyle bir şey akıl hayal eder mi? Sizin bilgisayar oyunlarınızda bile yok bu ya. Yani bilgisayardan bile oyunlarda çıkaramazsınız bunu. Dolayısıyla böyle de bir ağaç sözü vardır. Böyle bir ağacı olanın cehennemde ne işi var? O da cennetlik olacağına müjde olur. İnşallah Rahman bu mübarek cuma gecesi itibarıyla bunu kazanacağız. İnşallah. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Bu müjdeyi verelim. Ondan sonra dersimiz kaçıncı farza geldi? 50. farza geldi. He? Destesiz atıyorum bari. 55 mi dedin? Allah selamet versin. Mübarek. 54'ü beceremiyoruz, 55'i çıkartıyoruz. Zaten farzları bitiremedik. Canını sikti 2 senedir. Helal durun. Sen çok kaşınıyorsan kadına 70 farz da bulurum. Sen merak etme. Allah'ın farzı çok. Ama şu 54'te duralım hele. Dedik ya bir duralım. 50. farz. Efendim, 54 farzdan 50.'si. Bu da şimdi diyeceksiniz ki hoca efendi ne var? Aynı şeyi tekrar tekrar konuşuyorsun. Ya ben tekrar tekrar konuşmuyorum. Burada aynı şeyi yazıyor. Ama geriden farkı var mı? Var. Nedir o? Yetim malı meselesiyle geliyor. Bu yetim malı ne acaba bir şey? Yetim malı yiyen mi var? Ne var ben anlamadım. Bir şey var herhalde. Ama bir evvelce okuduğumuzdan farkını da beyan edelim de. Neydi bakalım? 46. farz mıydı? 47 hocam. 47'de ne vardı? Yetim malı. Evet, yetim malı olarak diyor bakın. Şimdi 47. farz neymiş? Bu neymiş ya? Allah Allah. Açıklı yaptın. Ne becerikli adamsın. Yetim hakkı hocam. Yok onu demiyorum. Vallahi. Yetim malını korumak. Onu görüyorum da başka bir şey gel. Ona bakıyorum. Evet. Bakacağım şimdi. Başka bir kitaptan şey mail gönderdiler, onun çıktısını aldım. Ben mail mesaj anlamıyorum. İlle elime alacağım, kağıdı göreceğim çünkü o işte açamıyorum, bakamıyorum. 47. farz neydi? Yetim malını korumak. Bak farz neydi? Yetim malını korumak. Başka bir şey. Tabii biz oradan biraz detaya girince hepsini bir gecede anlatmışız. O gün de 2 saat sürdü değil. Halbuki burada da buna malzeme bıraksak iyiymiş ama var malzeme bitmez merak etme. Yetim malını korumak ne demek? Yani senin bir yakının yetim kalıyor. Şeyini korumak kime düşüyor? Sana düşüyor. Bırakırsan ortada ne olursa olsun bu ne oluyor? Haram oluyor.
Senin yakınının yetim kalırsa malını korumak senin üzerine ne oluyor? Farz oluyor. Bu tabii ki korumanın manasında da neler var? Detaylı anlattım size. Yani çalıştırmak, ticaret yaptırmak, kendi malına katmamak, fakir muhtaç isen masrafın kadar, bakımın kadar yiyebilirsin. Fakir muhtaç değilsen hiç ondan yememek. Korumanın manası nedir? Durup dururken ne olur mal? Durduğu yerde erir, çürür. Onu işletmek şeklinde. Eskiden zaten şimdiki gibi de değil yani. Bahçenin mahsulü. Sen şimdi bu yetimin malı dokunmayayım. Dokunmayayım ama elma armut çürüdü de olma. Çocuğun malı yetim. Çocuk 5 yaşında 6 yaşında kime satacak bu malı? Satamaz. Sen de tarlalar yan yana aman yetim malı dokunma. Dokunma çürüdü. Korumak ne demek anlatabildik değil mi? Korumak demek ki onu adam bulacaksın. O şeyi devşirteceksin. Mahsulü pazarlayacaksın, satacaksın, sattıracaksın, pazar ortamına çıkaracaksın falan falan. Onu demek istiyorum. Kendi malı olsa bırakır mısın dalga? O bu sefer ne oldu? 10 lira 20 lira kar oldu. Ayva varlar var, yarı yarıya kar var demiş adam. Alacaksın karı, ne yapacaksın? Yarı yarıya yapmayacaksın. Yarı yarıya olur mu ya? Hepsi yetimin ya. O senin malın ayrı, onun malı ayrı. Masrafını çıkarırsın. Ondan sonraki karını koruyacaksın. Ne demek koruyacaksın? İşte altın yaparsın, değeri düşmesin falan diye bir kenara korsun veya onun adına bir arsa alırsın. Değil mi? Korumak yani. Ürünü varsa satarsın. Efendim, nakiti varsa korursun, kollarsın. Bu demek. Şimdi 47. farz neydi? Yetim malını korumak. Bu başka bir farz. Şimdi arada diğer farzlar. Ha ondan sonra bir 48. farzda bir şey geldi. O neydi? O da yetim eğer aklı ermiyorsa ona malını vermemek. O da neymiş? O da başka bir farz. Başka farzların farkını söylüyorum sana. Sen de diyorsun da hoca hep aynı şeyi anlatıyorsun. Aynı şeyi anlatmıyorum. Sen hep aynı anlıyorsun. Mübarek adam. Öbür farzın manası ne? Ve la tüzüsü falan var. Hepsi ayrı ayet var. Şimdi o ilk ayette yetim malını koruma ayeti. Yetim malını korumada ne diyor? وَلَا تَيَكُرُوا لَا مَعْلُمْ لَا مَعْلُمْ Onların malını kendi malınıza katıp karıştırıp yemeyin diyor. Koruyun diyor. Şimdi diğer ayette ne diyor? Yani 48. farzda وَلَا تَيَكُرُوا لَا مَعْلُمْ Sadece yetimlerle ilgili değil. Orada farkındaysanız o konu geneldi. Yani aklı kıt, özürlü, değil mi? Çarçur eden, müsrif, efendim, parayı bir anda yiyip aç kalan, orada genel konuştum. Sadece yetim de onun için değil, çocuk olduğu için. Aklı ermeyenler, beyni kıt hani sefer, sefih konuştum. Onlara mallarını vermeyin. O ayrı bir konu. Niye vermeyin? Bizim bir anda aç kalır. Ne yapacaksın yine? Tabii sen velisiysen, vasisiysen, yani tabii seni alakadar ediyorsa yoksa mahalledeki bir adamı kalkıp malına el koy demiyorlar. Yani amcasısın, şususun, bususun, aile içi bir şey var, hukuk var. Onun da malını ona aklı ermeyene, çarşur edeceği bilinene vermeyin. Ya ne yapın? Yine demin dediğim yere geliyor. Koruyun, kollayın, artırın, büyütün. Onu da sofranızda yedirin, içirin. Hatta uzun uzun anlattım. Giydirin, rızıklandırın, hoş konuşun falan falan. Hep ayetlere mana verdim tek tek. O cümleler geçti. Şimdi geldik 50. farz. Bu neymiş? Yetimin malını almaktan sakınmak. Yani dolaylı olarak öbür derslerde mevzu geçse de direkt olarak adı farklı, aynı farz değil. Aynı farz ne demek değil? Bu yetim malı yememek. Yetim malı yemek ne? Haram. Yememek ne oluyor o zaman? Farz. Farzı böyle anlayacaksın. Haramın zıttı ne olur? Farz. Yani içki içmek haramsa içmemek ne oluyor? Ha farz. O şekilde anlayacaksın. 50. farz. Yani farzı tersten burada anlayacaksın. Mesela sefihlere mallarını vermeyin. Yani aklı ermeyene malında yetki vermemek vermek de haram. Verdim ama gitsin oluyor. Verme haram. O zaman vermemek ne oldu? Farz. Tabii ki vermedim tamam ama vermemek de bitmiyor. Çünkü neden? Koruyup
kollamak, o malı da ne yapmak? Muhafaza edip çalıştırmak, karından. Bu da bir mesele. Bugün bu zamanda insan kendi parasını çalıştırırken tevabında duruyor. Ve kendi kar ettiremiyor yani. Çok zor bir toplumdayız. Yani hakikaten mesuliyetliyiz. Hele bir başkasının yetimin falan olduğu zaman hakikaten Müslümanlar korkuyanlar var yani. Kimisi tabii helal olarak korkmuyor ama takva sahipleri bu işte çok korkar. İnsan ödü kopar. Hele kendi malın zarar etse o kadar korkmaz. Belki bir işe girdin, bir işe girdin, batarsa batar falan. Şimdi yetim malını çalıştırırken çok daha dikkat etmek icap eder ama sen elinden gelen çizildiği gösterilsin de kaderi sırrıdır bir şey olur. Onu da Mevla görüyor. Allahü alemül mühside minel muslihi. Allah bozguncuyla sulha çalışanı birbirinden seçer. Yani iyi niyetli iş yapanla kötü niyetle batırmak için çalıştıranı da Allah ayırır. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ayet-i kerimede ne buyurmuştur? Estaizu billahi bismillah. İnnellezine kulune mualel yetama zulmen. Haksız yere zulümle yetimlerin mallarını yiyenler. Eskiden bu yetim işi çok oluyordu. Şimdi de çok oluyor ama eskiden cihat vardı. Allah yolunda gaza vardı. Bundan dolayı devamlı İslam orduları, İslam devletleri ne yapıyorlardı? Küffara karşı cihat tehdit diyorlardı. Osmanlı son zamanda da öyleydi. Bu yüzden çokları geri dönemiyordu. Şehit oluyordu. Bu şehit olanın çoluk çocuğu da yetim oluyordu. Bu çok toplumsal bir mesele dedi. Yani Çanakkale'de ne diyorlar? 201, 250 bin falan rakamlar. 250 bin. O zamanki nüfus kaç? O zamanki nüfus kaç yani? Burada bir şehit bir anda birkaç ay içinde verildiği bir dönemler var. Ya bu sefer bu yetim meselesi onun için İslam'da devamlı üzerine duruluyor. Neden? Çünkü toplumsal bir mesele. Birçok aileye taalluk ediyor. Yani şehit olduğu zaman çocuğu varsa çocuk yetimdir. O çocuk yetimse bu babasından kalan bir şeysi varsa bunun malı mevzudur yani. Bunun korunması, kollanması, çalıştırılması, edilmesi işte. Onun için şimdi biraz bu toplumda belki şehir toplumuyuz biz. İstanbul'da, Ankara'da falan. Çok özel ailelerin başına gelir gibi görünüyor. Ama toplumsal olarak düşünüldüğü zaman hele bir de harpler düşünüldüğü zaman cihada. Şimdi mesela Suriye, Irak. Irak'ta milyonlarca diyorum bak. Milyonlarca tur kaldı deniyor. Bu milyonlarca tur ne demek? Bu o kadar da yetim demektir yani. Daha yeni yani. 3-5-10 sene içinde Irak'ta milyonlarca yetim var. Şu anda Suriye'de yüz binlere ulaşıyor yani. Çünkü bir insan ölüyor, birkaç çocuğu var. Suriye'de yüz binlerce şu anda yetim var. Afganistan'ın durumu içler acısı yani. Rus gavurundan kurtuldular, Amerikan gavurundan kurtulamadılar. Şimdi orada da yani 80'lerden beri bu Afganistan başına gelmeyen kalmadı. Ne işti ben anlamadım yani. Çok doğru Müslüman bir millet. Orayı bozmak için dünyanın bütün gavuru yüklendi oraya. En sağlam Müslüman orada var. Bu sefer yani Rus bindirdi, o çıktı gitti, öbürü geldi, paylaşamadılar gittiler. Yani orada 30-40 senedir, Afganistan'da 30-40 senedir harp var ya. İç savaş var, dış savaş var. Şimdi oranın yetimini sayabilir misiniz? Yani milyonlara ulaştı ya. Doğu Türkistan, haberi bile gelmiyor ne olduğunu. Doğu Türkistan öyle bir zor durumda ki, komünist Çin'in elinde haber bile gelmiyor. Haber yok yani. Durun bakayım. Onun için bütün Müslümanların üzerinde çok bu işler dönüyor. Ahirette azap yok inşallah. Dünyada çilemiz çok. Allah'a afiyet ihsan eylesin. Ama bu yetimler meselesi siz beni pek alakadar etmiyor diye düşünseniz de İslam toplumunun kanayan yarası ve İslam toplumunda 1,5 milyar Müslüman, 600 Müslüman deniyorsa bunların belki 500-600 milyonunu ilgilendiren bir konudur. Şu nüfusa baktığın zaman yetim meselesi yani. Onun için Rabbim bunları bilmez mi? Onun için o zamandan beri beyan ediyor. Bir de cahiliye toplumunun pislikleri var yani.
Ebu Cehil zihniyetinin yetimin malını yemek işte. Ne diyor? Fenâlikellezî yedû'ul yetim. Felâikellezî neyi anlatıyor? Ebu Cehil. Fenâlikellezî yedû'ul yetim. Yetimi kovan o melun cavur Ebu Cehil değil mi diyor ya? Yetimi kovan ne demek? İşte akrabasının yetim falan olabilir. Hakkını almaya geldiği zaman ben seni baktım büyüttüm bilmem ne hakkı varmış. Bütün malını iç etmiş yani. Onun için cahiliyet toplumunda da bu var. Bunu da yıkmak istiyor İslamiyet. Bu itibarla bu konu üzerine çok duruyor. Zulümle yetim malı yiyenler innemâ yekulûne fî butûlihim nâra. Karınlarının içerisinde ne yemiş oluyorlar? Ateş yemiş oluyorlar. Demek ki yerken baklava börek gibi geçer ama karnında ne olur? Ateş olur. Bu ateş seni de döner, yakar. Esas öldüğü zaman ölür ölmez kabirde, mahşerde, daha sonra da bir ebedi cehennemde kafirse. Kafir değilse de müvakkat cezasını çekecek kadar kızdırılmış, tutuşturulmuş ateşe girecekler. Bunun şakası yok. Bunun şakası yok. Bu haramların sonu ateşle sonuçlanacak. Kul hakkı yemek, ihaleye fesat karıştırmak, efendim elindeki imkanları kötüye kullanmak, gücü, kudreti olup da efendim milleti hakkını yemek, böyle kul hakkına girenlerin cehennemden kaçacak yerleri yok. Dünyada da karınlarının içerisine ateş yiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ekle mali yetimine kebair. Yetim malı yemek nedendir? Kebairdendir. Kebair ne demek? Kebair ben diye anladınız herhalde. Büyük günahlar. Günahların büyükleri var, küçükleri var. Tasnife tabidir. Kur'an-ı Kerim de bunu beyan ediyor. Yani büyük günah mefhumunun olduğu ayet-i kerimelerden anlaşılıyor. Öyle. Bazıları da der ki günah küçüğü büyüğü olmaz. Kardeşim günah küçüğü büyüğü olmaz ayrı bir konu. Yani Allah'ın büyüklüğüne nazaran ona karşı gelmek küçük büyük anlamında olmaz. Hepsi büyük olur. O ayrı bir şey. Ama Allah Teala günahları ne yapmış? Tasnif etmiş. Her günahı bir tutmuş mu? Tutmamış. Zina büyük günah. Büyüklerin içinde de büyük var. Büyüğün içinde ekberun kebair var. Büyüğün de en büyüğü var yani. Öyle hepsi bildiğin içinde. Efendim. Namereme bakmak. Şehvet gözüyle bakmak nedir? Günah mı? Günah. Küçük günah. Niye? Zina gibi mi? Değil. Zina ne? Büyük günah mı? Büyük günah. Büyük günah. Peki komşu karısıyla zina? Çok daha büyük günah. Ananla kızınla zina? Şimdi hepsi bir mi yani? Onu demek istiyorum yani. Sen de şimdi hepsi günah diyorsun ama öyle değil işte. Günahın da nesi var? Tasnifi var, tertibi var, sırası var, kademesi var. Her günah bir değil. Mesela ne farkı var? Ne farkı var ben sana söyleyeyim. Ben söyledim çok da sen şimdi aklına gelmez. As-salâtul hamd ve cuma ile cuma, Ramazan ile Ramazan, hac ile hac ve umra ile umra. Ne dedik? Bu hadis sahih. Beş vakit namaz aralarını. Günlük cuma cuma arasını. Haftalık Ramazan Ramazan arasını. Yıllık hac hac arasını. Ömürlük ömre ömre arasını. Ömürlük yani 50 sene evvel düğüne yapılan. Ben mesela 15-16 yaşına gittik herhalde. 81'de gittiğime göre 16 yaşında. Şimdi bir daha gitsem, arada olsa 40 sene, 35 sene arayı siliyor. Yani bir adam bir ömreye gitse, 100 sene sonra ömrü olsa bir daha gitse, 100 sene sonra ömrü olsa, hacca gitse 50 sene arayla, o arayı ne yapar diyor? Siler, süpürür, amma ve lakin. Sonunda ne buyuruyor? İde külü ve kebair, büyük günahlardan sakınılırsa, yani küçükleri temizler diyor, büyükleri temizleme sözü ver diyor. Hocam tamam da büyüklerin durumu ne olacak? Büyüklerde özel tevbe şartı getiriyor. Özel tevbe edersen hacca gitme lüzum yok, evinde de affeder. Özel tevbe. Bir daha yapmama azm-ı azimetle beraber. Yani öbürleri ne demektir? Öbürleri şu demektir. Büyük olmayan günahları tevbesiz de otomatiğe bağlamış. İki namaz arasında ne yapıldıysa, büyük günah değilse otomatik siliyor. Anlatabildim mi ne demek istediğiniz? Biraz zordur ha, herkes anladığını zannediyor burayı da anlayan yok yani.
İsmail abi bir sohbette anlattın hurmacı meselesini. Dinlediniz? He? Yani zina oldu mu orada? Olmadı. Zina olmadığı için büyük günah olmadı. Büyük günah olmayınca Resulullah ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? İkinliği bizde kıldın mı? Kıldın. Hadi git Allah seni affetti diyor. İnnel hasenâdü zinnel seyyâd. İyi ameller kötü amelleri götürür. Ama büyük günah olsaydı, zina olsaydı ne olacaktı orada? Özel bir tevbe gerekecekti. Tabii bir de kendi itirafı falan ayrı dava. İşte evliyse rejim, evlilik geçirmemişse yüz sopa falan, o ayrı bir hukuk meselelerinin hepsini girmeyelim. Beşik Allah'la aramızdaki hesapları konuşuyoruz. Hukuk işi ayrı, İslam'ın hukuk sisteminde. Onun ayrı şartları, şartları var. Evet. Demek ki büyük günahlar var. Yetim malı yemek de neredenmiş? Büyük günahlardan. Şimdi bir hadis-i şerif var, meşhur biliyorsunuz. İçler müsev aynı uldukar, ocakları batıran yedi günahtan sakının diyor. Benim itikad risalemin en başında geçer. Bu ocakları batıran yedi günah deyince kebair günahların en büyükleri olarak değerlendiriliyor. Burada mesela şirk var. Şirk zaten günah sınıfına da pek girmiyor. Adamı dinden çıkaran bir şey ama onu da günah olarak nitelendiriyor. O zaman şirkin dışında olursa ne kalıyor orada? Altı kalıyor. Bu altıda da efendim mesela yetim malı meselesi tam hadis-i şerif yanında aklımda olmayabilir. Ona bakalım. Yetim malı orada olabilir. Ama bizim diye haram diye bildiğimiz bazı şeyler orada yok. Mesela zina orada yok. İçki orada yok. Çünkü zaten altı tane. O altıda ne var? Adam öldürmek var. Faiz var mı diyorsunuz? Faiz var. Namuslu kadınlara iftira var. Hattan kaçmak var. İşte orada altı tane. Sihir var. Büyü. Büyü var orada. Onu biliyorum mesela. Şimdi oradaki yedi günahtan sakının deyince kebair yani büyük günahlar sade yedi anlamına gelmez. Çünkü sade yedi anlamına geldiği zaman orada ismi geçmese zinanın falan sanki büyük günah değilmiş gibi algılanır. Halbuki büyük günahtır. Mesela yetim malı yemek bak kebairden diyor hadis-i şerif. Dolayısıyla büyük günahlar serisi yapacağız bir sohbet inşallah. Büyük günahlar 70 kadardır. 70 kadardır yani 7 zirve yapanlardır. 70 kadar büyük günah geçiyor ama bazılarını siz hiç önemsemediğiniz işler ha. Günah mı acaba diye düşündüğünüz bir şeyler var o 70'in içinde. Bunları yapalım bir ders. Yani bu bir ders bitmez ona mı başlayalım bilmiyorum. Öyle dediğimi, her dediğimi yapmıyorum ki ben, sen bana bakma. Neyse, bunu yaparım, böyle bedava olursa yapıyorum. He. Şimdi efendim, 70 günahtan, yani İbn-i Abbas kimdir radıyallahu aleyhi var, 70 derse 700'e daha yakındır diyor falan. Mübarek İbn-i Abbas da radıyallahu aleyhi var, 700 olduğunu zaten ne kaldı ki hayatımızın hepsi büyük günah oldu ya mübarek. Neyse biz 70'imi dengeleyelim kitaptaki kadarıyla da. Adamına göre de değişir ha. Bazı makamına göre değişir, o başka bir şey. Yani mesela namerama bakmak diyoruz, zinaya göre küçük biraz. Ama şimdi adamın makamı yüksekse, alim, evliya bir makamdaysa onun bir namerama bakması öbürünün zinasından beter olabilir. Yani makamı itibarıyla onun çok daha sakınması gerekirken o küçük bir günah da olsa Mevla ona ne yapabilir? Sen bu kadar biliyorsun, ediyorsun, sana bu yakıştı mı diye muamele de yapabilir. Onun için o tasnifte biraz da ne var? Efendim, adamına göre, yerine göre, zamanına göre, zeminine göre farklar var. Ama tabii değişmeyen kaideler var. Zina zinadır yani. Haram haramdır. Bu şimdi birine göre daha fazla haram, birine göre daha az haram olmaz yani. Bunlar ayrısı. Küçük günahlar itibariyle bazıları büyüğe çıkar demek istiyorum. Yoksa büyük günahlarda değişim olmaz. Ebu Umar radıyallahu teala rivayet ediyor. Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi buyuruyor. İnne minel kebairi şüphesiz büyük günahlardandır. Eşşirke billahi Allah'a ortak koşmak. Bak nereden geliyor? Ne kadar yukarıdan başladı mesela. Allah'a ortak koşmak. Gavurluk ya. Bu gavurluğun büyük günah olduğu belli ya. Ne kadar açık. Peşine ne diyor bak. Burada da acayip bir şey. Şimdi her yerde sırada ikinci geleni sen hemen ne yapma? İkinci geleni hemen ikinciye alırsan o olmaz. Bazı hadiste o gelir, bazı hadiste o gelir. Sahih hadiste Bukhari'de mesela ne diyor? İşte Allah'a ortak koşmandır. Ondan sonra nedir sorulsa
İşte efendim yalan yere yemin etmek, yalan şahitlik etmek, ondan sonra hangisi sorulsa komşu karısıyla zina etmek gibi tasnifler değişik yerlere geçiyor. Ama büyük günah dendiyse o nedir? Hadis-i şerifte büyük günah dendiyse büyük günahdır. Yani ne demek o? Özel tövbe gerekiyor. Anladın mı? Beş vakit namaz arasını süpürür işine otomatiğe bağlanmamış yani. Özel tövbe ve istiğfar gerekiyor. Kul hakkıysa da tabii helallık almak gerekiyor. Ve suhriyete mesela bu, dalga geçmek. İnsanlarla alay etmek, dalga geçmek büyük günahdır. Hadi bakalım. Bizde de kırıl ayağı. Birbirine zevklenmek, etmek, hareketler, şeyler. Adam yüzü şerri öveldi. Ne biçim adamsın, kaşın gözün başka olur ya. Kur'an-ı Kerim bunlara çok vela tutar. Külle hellâhim meynhen mâzim meşşâh bile mi? Böyle ayıplayanlar, şey edenler, dudak oynatanlar, göz kıpırtanlar, birbirine işmal edenler. Adamı bozmak için ya. Lâ eskâr kovmumun kov. Yâhü dediğine amel, iman edenler. Lâ eskâr kovmumun kov. Sakın bir topluluk, bir toplulukla biri biriyle alay etmesin. Mesela o ayette kadınlarla kadınlarla dalga geçmesin diyor Hucurat Suresi. İşte bunların hepsi o 70 günahta gelecek. Burada tabii ayette de yapılmasın dendiğine göre büyük günaha girdiği anlaşılıyor. Bise ismül fücuk ba'del iman ve la telâvecu bilel kâb mesela. Lakaplarla atışmayın diyor. Lakaplarla atışmayın, lakap takmayın. Şimdi Cübbeli Ahmet, Cübbeli lakaptır. Ama ben bundan memnunum. Diye, yani bunda günah var mı? Yok. Ama şimdi adamla böyle istemediği lakaplar takıyorlar, sonra onu yayıyorlar, ediyorlar. Bilmem efendim, eşek Ali, öküz bilmem ne. Olmaz yani. İnsanların istemediği lakaplar insanlar rahatsız ederek, ama öyle de bir işe Ali bilmem kim falan, öyle de bir yerleşiyor ki adam onu demediğini bile anlaşılmıyor. Ama onu takan işte yandı ona. Ona takana azabı takacaklar. Halkayı takacaklar orada. Bizlerin fısuk bade iman. İyi bak şimdi ayetin sonunda bak. Dalga geçmeyin, tamam estağfurullah. Öyle demiyor. İmandan sonra diyor fasıklık. Bak imandan sonra fasıklık ne kötü bir tanıtımdır diyor. Ne kötü bir anılmadır diyor. Yani şimdi Allah Teala buna ne kadar önem vermiş ki sen Müslümansın diyor. İmandan sonra adam Müslüman, mümin bir adama diyor kötü lakap takarsan diyor Allah'a inanan lakabından sonra, iman vasfından sonra taktığın o kötü lakap ne kötü bir anılmadır diyor. Hiç Allah'a peygambere inananın yapacağı iş midir? İnanan bir insana yapılacak iş midir diyor. Yani iki taraf. Bir de baksana Ömer'le medyuk evladımız zalimur. Kim tevbe etmezse diyor zalimlerin ta kendileridir. Allah bu kadar bu dalga geçme, lakap takma içine ciddiyet hapsediyor Rabbim Celle Celle. Ama tabii bazıları o lakapları yutmuyorlar. Ondan sonra kendine göre adam o lakabı alıyor, bir yerden alıyor ama yerine göre de kullanıyor yani. Bizimki Allah'tan öyle değil ama kanuni devrede mi bir paşa varmış, öküz bir şey paşa, neyse. He? Öküz Mehmet Paşa. Yani camisi de var he? He, öküz Mehmet Paşa. Ya duydum da camisi duymadım şimdi. Ama ne yapsın bu varak adam öyle iri yarı mıymış, neymiş işte tabii mübarek bir de bilmiyorum yani şimdi de. Bir şeyde harpte demişler, neyse çadırın içindeymişler. Hakikaten de bir öküz gelmiş. Mööö falan bağırıyor bütün ortada. Paşalar, ağalar da var, toplantıdalar, şey, harp divanı var. Hepsi gülmeye başlamış adamın lakabı diye. Seninle niye anlaşıyor falan diye. Gibi bir duruma dönmüş yani. Paşanın da moralik olmuş kafalar. Fakat tabii uyanık adam yani. Hemen konuyu çevirmiş, bunların üzerine döndürmüş. Yani onlar da konuşamıyorlar orada tabii ileri gelen biri olduğu için ama hareket tarzında dalga geçmeye dönmüş iş. O da hemen demiş, ya demiş, mübarek hayvan demiş ya. Bana demiş laf atıyor falan demiş şimdi. Anlıyor musun bunlar da Allah Allah biz dalga geçiyoruz. Burada mevzu daha da üzerine çekiyor zannetmişler. Halbuki demiş ki ya demiş hadi biz öküzün ikimiz anlaşıyoruz da bu kadar eşeğin içinde yazık sana demiş. Öküzün de demiş şeyi bozuldu morali demiş ya. Yani herkes dengi dengine demiş yani. Bu ayarsız oldu demiş yani öküz bana öyle diyor demiş ya. Ya becerebilirsen onu çevirirsin oradan onun üstüne atar ama nereye kadar yani şimdi her yerde bir lakap takılırsa adamla dalga geçirirse bu günah devam eder. Devam eder. Şirkten sonra ne getirdi? Dalga geçme. Üçüncü ne getirdi? Vekle maliyetin yetim malı yeme. Bunlar büyük günahlardandır. Allah muhafaza etsin. Bizi biraz bu dalga geçme işi fazla alakadar ediyor. Bu aralar bu şeyler çoğaldı.
Herkes birbiriyle işte Facebook'ta bir şey çıkıyor, Twitter'da bir şey çıkıyor, bilmem ne. Onu hemen herkes paylaşıyor, ona mesaj atıyor. Bak, paylaşan da aynı büyük günah girer. Mesaj atan da aynı büyük günah girer. Bir günahı yaymak aynı günahtır. Ben bir şey yapmadım ki mesaj attım. Mesaj attım, orada konu açtı. O adam orada, burada onu konuşuyor. Bu sefer yayıyorsun, günahı yaymak günahtır ya. Yani böyle şeyler yapmayın. Bizim Facebook'ta bizim şey koyuyoruz. Hoca gitti falan mezarı ziyaret etti. Al onu paylaş. Ya o demedi, ona güldürüyorlar ki. Ne yapayım seni güldüreceğim ya ben dedim. Şeyi mi çevireceğim, fıkra hikaye mi anlatacağım sana ya? Ama Cübbeli Ahmet Hoca kuruldu biliyorsunuz. Güzel de sayısı da arttı. Kaça çıktı? 220 binlere gitti. Geçen haftalık ulaşım 500 bine gitti. Haftalık ulaşım. İnsanlara ulaşın yani. Biz de biraz ilgilenelim, biraz yani önemli konulardan bilgi paylaşalım, oradan oraya yayılsın. Ama siz sakın internet alın, Facebook'a bakın demiyorum ha! Alanlara diyorum. Almayanlar bu işten sebep almaz. Elinizde bomba gibidir. Hiç iyi bir şey değil bunlar. Ama ne yapalım, millet kullanıyor. Onlara diyorum ya. İyi şeyleri paylaşıyorsan, madem bu işi yapıyorsun, iyi şeyleri paylaş. Efendim, Bursa'da sohbet var. Cumartesi günü. Akşam namazından sonra Bursa'da sohbet var. Onu paylaş. Mesela şu var, şu var, şu bilgi var. Bunlar olur. Ama böyle bir güldüreyim derken insanlara hakaret içeren maskaralık caiz değil. Ebu Derda radıyallahu teala buyuruyor. İyyâkum ve dem'atel yetim ve de'atel mazlum fe innehumâ tesirâni ve nâsü niyâm. Yetimin gözyaşından ve zulme uğrayanın bedduasından sakın. Çünkü yetim ağlarsa, birisi yetimi ağlatırsa, birisi birine zulüm ve haksızlık yapıp ondan bir ah alırsa, kendi uykuda da olsa, o yetimin gözyaşıyla o mazlumun bedduası uyumaz yani. Onlar gezip dolaşarak hızla süratle hedefe ulaşırlar. Çok önemli bir şey. Yani ne diyor ulema? Sa'ilullah ile telemi diye soru geliyor da sen uyuyorsun, zalimlik yapıyorsun, mazlumdan beddua alıyorsun, ondan sonra mazlum uyanıktır. Yedu aleyke ve aynullah ile teneme. İnsanlara zulmediyorsun. Vel mazlumu muntebu. Zulme uğramış insan sıkıntıdan uyanık duruyor. O uyanıyor. Ama Allah Teala da uyanık. Rabbim de uyumuyor. O zaman ne oluyor? Uyumayan Rabbim o uyuyamayan mazlumun bedduasına karşılık veriyor. Nice insanlar böyle ah aldılar, beddua aldılar. Helal oldular. Ne kadar güçleri, ne kadar zenginler baktılar. Ne kadar güç sahipleri helal oldular. Ne Firavunlar, ne Karunlar, ne Şaddaklar. Hep mazlumlardan alınan ahlarla, beddualarla. 100 senede, 200 senede sürse, şirkle bile düzen yaşar, zulümle yaşamaz. Sonunda zulüm içeren düzenler yıkılacaktır. Yıkılmaya mahkumdur. Allah Teala bütün dünyadaki zulüm düzenlerini çökertsin. Amin. Allah İslam düzenini hakim eylesin. Amin. Âli eylesin. İslam davası. İslam'da zulüm yok. Ama İslam'ın olmadığı yerde zulüm kaçınılmaz. İslam'ın olmadığı bir sistemde adalet diyen ne olur? Allah'ın adalet demediğine adalet demiş olur. Çok tehlike. Adalet olmaz. İslam yoksa adalet mümkün değildir çünkü adil mutlak Allah-u Teala'dır. Onun hükümleri adalettir. Onun hükmüne ters düşen hükümler adalet olamaz. Ama nerede? Evet, herkes uyur, beddua uyumaz. Yetimin gözyaşı dökülür, uyumaz. Rabbim de ona cevap verir, ona muamele eder. Evet, Enes radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte geçen 17 derste geçmişti, bu biraz farklı bir lafzıdır. İdabetel yetim fil ard, bir yetim ağladığı zaman yakullâh teâlâ li melâketi. Allah Teala meleklerine sorar. Men bekâ abdi âdel yetim. Benim bu yetim kulumu kim ağlattı?
Enellezi gayyebtü ebâ fitrâ. Onun babasını toprakta kaybeden benim. Yani ben öldürdüm, onu ben yetim bıraktım. Bıraktırdım. O zaman sahibi de benim. Bu bana yapılmış oluyor. Melekler derler, Sübhaneke la ilmenna illa ma'ilem fela nekentil alimul hakim. Seni tenzih ederiz, bizim senin öğrettiğinden başka bir ilmimiz yoktur. Alimde, hakimde ancak sensin, yani bilmiyoruz derler. Feyakulullahu Teala, Allah Teala buyurur. İn yusidukum ya melaketi men eskenehu lirubai feyni zamin lirubahu men esketehu. Evet, gözlüğü çıkan çok uzun da. Ey benim meleklerim, şüphesiz ben sizi şahit ederim ki benim rızamı kazanmak için kim o yetimi susturursa ben cennette onu razı edeceğime söz veriyorum. Ben zaminim diyor. Söz veriyorum. Benim rızam için o yetimi susturan ben cennette razı edeceğim. İşte bazı böyle meseleler vardır yani. İnsanların ihtiyaçlarını görmek, işte yetimin darına yetişmek, dulun, miskinin, fakirin darına kavuşmak, efendim, hastadır, sancısı var, ağrısı var, onu doktora götürmek, ona ilaç almak, böyle şeyler. Bazı gene nafile ibadetten bile nedir? Eftaldir. Geçen Doktor Akif Bey, soyadını unuttun neydi? Feyzoğlu. Hoca efendi, yani doktor, büyük bir doktor, yaşlı da bir zat, Mehmet Sahip Koltuğu Hazretleri'nden kalma, yani onun şeyinde, cemaatinden. Onunla rastlaştık yani. Mübarek adam, baktım. Konuşkan da bir zat. Allah hayırlı uzun ömür versin. Fakirlerle, şeylerle, işte muhtaçlarla uğraşıyorum diyor. Hastaneler, tüm hastanelerin başında falan, çok yetkili de biri gibi anladım. Biri de dinliyoruz sohbetleri. Mehmet Zahid Efendi'den beri diyor, senin şeyini anlıyorum diyor. Onu anlardı diyor konuştuğunu, bir de senin konuştuğunu anlıyorum diyor. Yani o sohbet, o usul ya, halk dili meselesi de. Bize de iltifat etti. Ne dedi? Dedi ki ben Mehmet Zahid Efendi, o zaman dedi tabii dedi, nafileler, iştah, kuşluk, evvabin, teheccüd. Tam tabii tarikata yeni girmişizdir. Öyle bir ibadete yüklenmişiz ki diyor, yani yanında biri mi ağlamış, öbürü mü ölmüş. Hiç görmüyoruz diyor yani. Tabii Mehmet Zahid Korkmaz dedi. Tabii doğrusu bu hadis-i şeriflerden gelen şey aynı. Dedi ki bize bir evladım, bir Müslüman ihtiyacını görmek nafile ibadetten eftaldir. Bunu diyor duyunca diyor, yine nafileyi bırakmayın. Yani abdest, şükrü, iştah, kuşluk, namaz, ibadet bırakmayın. Ama bir Müslümanın işini görmekle karşılaşırsa neyi tercih edin? Nafileler için konuşuyor. Farz için olmaz. E ben doktorum, herkesin iyiliğine bakıyorum, namaz kılmasam da olur. Öyle bir zıbana yok öyle. O uydurma. O farz ayrı, Allah'ın hakkı. Ama nafile ibadettense Müslümanın ihtiyacını görmek eftal. Ne buyuruyor hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 10 gün itikaf yapmak, Ramazan'da 10 gün itikaf yapmak, son 10 günde. Her bir gün için cehennemle adamın arasında ne açılır? 70 senelik hendek açılır, uçurum yani. Cehenneme hiç uğramasın diye. 70 senede geçilemiyor, öyle hendek açılır. Her gün itikaf yapmak. Ama men gaba bi'adidekil müslim, bir Müslüman kardeşin işini görmek, ağrısını dindirmek, sancısına merhem olmak, borcunu ödemesine yardımcı olmak, biriyle kavgalı barıştırmak, karı koca arasında bir sulh olmak, neyse yani bir Müslümanın bir işi düştü. Maddi manevi. Bunu görmek için çalışmak ve mesai harcamak ve adım atmak, yürümek, gitmek, şimdi biraz daha kolay, telefonla bile oluyor. Eskiden bu aletler olmadığından kalkıyorsun, gidiyorsun, ondan öbürüne nasıl konuşacaksın o zamanlar? Bir Müslüman işini görmek için yürüse diyor. Kâne lehu hayran min i'tikâbi fî mescidi hâdî aşrasını. Benim şu mescidimde Ravza-i Mutahara'da diyor, 10 gün değil diyor, 10 sene itikaf yapmasından daha hayırlıdır diyor ya. Bir Müslümanın işini görmek. Bak ne diyor? Rıza için yetimi susturursa diyor, ben onu razı edeceğim söz veriyorum. İşte demek ki orada ne yapmak lazım? Bir derde ilaç olmak lazım. Bir Müslüman bir işe yarayacak ya. O ağlıyor, duymayayım. Onun başına ne gelmiş sormayayım. Sorarsam üstüme kalır. Ondan sonra para vermem icap eder. Yok adamı alt peşine götürmek icap eder. Bazı insanlar vardır.
Bunların sayısı şu anda çok azalmıştır maalesef. Allah sayılarını artırsın. Eskiden benim çocukluğumda cemaat içinde çok vardı bu insanlar. Yani böyle sulh için, barış için, ıslah için, ortalığı düzeltmek için, bir fakirin yardımı için, bir borcun ödenmesi için, bir karı kocanın barışması için falan böyle çok insan görürdüm yani çocukluğumda. Zamanla kıtlaştı. Zaten şu anda kimse kimsenin işine girmek istemiyor ya. Kendi derdin bana eder, aman bilmeyin, beni katmayın, beni karıştırmayın. Ya olur mu ya, Müslümansın ya. Allah rızası için benim işimi gör, bir hacetini gör. Ama mesele nedir? Benim rızam için yetimi susturan. Yetimi nasıl susturacak? Ağzına bant çekerek değil ki. Ağzına bant çekerek değil ki. İşini göreceksin daha. Ne derdi varsa onu. Razı edeceksin ya. Ya bu sadece yetim için değil ki. Bu kadar Müslüman var. Allah için üzerimizde birbirimizde haklarımız var. Evet. Onun için alimler de buyurmuşlar. Yetime ne gibi ol? Merhametli baba gibi ol. Allah Teala ne buyuruyor bu meseleler hakkında? Benim yetimim yok. Efendim. Yakınımın yetimi yok. Olabilir. Ama ben yakşellezine levterekum kalbim zürriyeten duafen kafu aleyh. Sen düşün. Kendi ardına yetim bıraksaydın. Zürriyet bıraksaydın. Zayıf olsalardı. Aciz fakir olsalardı. Muhtaç olsalardı. Yaşları erişmemiş olsalardı. Sen onlar benim ardımdan ne olurlar diye endişelenir miydin? Endişelenirsen Müslümanın çocuğu içinde endişelen diyor Allah. Celle şanü celle dilâ. Kardeşsin ya, Müslümansın ya. Niye sen kendine düşünüyorsun benim çocuğum ne olur? Helalim çocuğunu düşünmüyorsun ya. Feyyettekullah. Allah'tan korksunlar. Ve lekûlû kavlen sedîdâ. Doğru düzgün konuşsunlar. Bakımıyla yükümlü oldukları yetimler hakkında kendi çocuklarına gösterdikleri hassasiyetleri aynen göstersinler. Ve çocuklarına yavrucuğum diye hitap ettikleri gibi yetime de tatlı dille konuşsunlar. Düzgün konuşsunlar. Arapçası yani. Ya büneyye, ey yavrucuğum, oğulcuğum, evlatçığım gibi. Hatta kendi çocuğuna bile insan nazı geçer. Şşt falan der, oğlum der. Ne yapıyorsun der falan der. Lan da der de şimdi geliyor yani. Lan da diyor yani. E ama yetime ne yapsınlar? Daha hassas olsunlar. Çünkü bu senin çocuğun değil yani. Babası toprağın altındadır. O kendi çocuğuna yaptığın hareketten çok daha nazik ve kibar davranmakta. Nerede? İnşallah olur. Allah Teala tabii yetim işiyle bizi müptela kılmasın. Amin. Amin. Yetim malını muhafazayla görevli bir duruma düşürmesin. Amin. Amin. Zor iştir diye söylüyorum. Zor iştir, imtihandır, zor iştir. Ama başımıza bir şey gelince de Allah Teala hükümlerine riayet nasip eylesin. Amin. Evet. Yetimin hakkı alimler beyan etmişlerdir ki üç yerde de. Birincisi ne yapacak? Kendi çocuğuna acıdığı gibi yetime merhamet gösterme meselesi. İkincisi kendi çocuğunu koruduğu gibi ve ona terbiye verdiği gibi yetime de koruyup kollayıp terbiye vermelidir. Siz zaten kendi çocuğuna terbiye veren kalmadı ki yetime nereden terbiye verecek ya? Ama acayip bir şey. Bakıyorsun yetim güne çok terbiye geçiyor. Benim çocuklar analı babalı çok şımarık geçiyor. O da nedendir? Tabii ki o babasız olmanın getirdiği bir boyun bütüklüğünün verdiği bir terbiyedir o. Yani Allah'tan gelen bir histir o. Hani yetim büyüyenler bakıyorsun daha başarılı, hayatta daha muvaffak ve daha insan içinde efendim kariyer sahibi. Öyle görüyorum yani, bilmiyorum. Ana babalılara bakıyorsun yani, o rahat. Nasıl olsa babam var, anam var. Ters. Üçüncüsü nedir? Gücü nispetinde yetimin malının zayi olmaması, o da yetmez. Mümkün mertebe onun çoğalması. Yani kar ettirilmesi ve korunması, malının ona buluğa erdiğinde, aklı yettiğinde teslim edilme durumunda fazlasıyla, yani babasından kalandan daha ziyade üretilerek, üretilerek fazlaca verilmesi, bu da onun hakkıdır. Böylece nereye geldik efendim? 51. farza geldik. Allah nasip ederse inşallah Rahman, bu derste böylece yapmış olduk. Burada bir rivayetlerden bilmiyorum. Yani farklı bir şey var mıdır? Bir de onlara bir kısaca bakayım müsaade ederseniz. Sonra
üzülmeyelim, bu dersin konusuydu da bunu yerinde söylemedik diye. Evet. Bu arada yine Davud Aleyhisselam'a Allah Teala'nın vahyi geliyor. Ya Davud, künnil yetim kel ebirrahim ve künnil ermele kez zevciş şefir. Ey Davud, yetime merhametli baba gibi, bunlara şefkatli koca gibi ol. Bu yetimle dul meselesi de ekseri bir arada zikredilir hadis-i şeriflerde. Es-sâ'i alel ermileki vel miskin kel mücâfî sebîlâh. Hadiste ne diyor? Fakir fukaranın bir de dulların zinaya düşmemesi için, yabancı erkeklere muhtaç olmaması için. Tabii ki dul olduğuna göre de yetimi de var olmuş oluyor, ona da bakması için. Hep bunlar paralel. Gayret gösterip yani hayır yapanlar ne gibidir? Allah yolunda cihada çıkan gibidir. Hatta Bukhari hadisinde "Cessâin lâ yuftur kel-kâin lâ yuftur." Hiç oruç açmadan sıralı oruç tutan, yani iftar akşam etmeyen değil, her gün oruç tutan gibidir. Ve gece hiç uyumadan sıralı teheccüd kılan gibidir. Ya adam orada bir hayır yapıyor, yatıyor, öbür orada sabaha kadar 50 rekat kılıyor ama kul hakkına rahat etmediğinden kaybediyor. Teheccüdleri falan da hak sahiplerine gidiyor yani. Bu işler böyle. Ama ne yapayım? Ne yap? Hem teheccüdünü kıl, hem fakire bak, hem yetime kulak, şefkatli ol, merhametli ol. Evet. Mesela burada da bir hadis-i şerif gelmiş, acayip bir şey. Demin dediğine döndü şimdi. Müslim'de geçiyordu. Ya bazen inni yaraka zayıfen, tam benlik. Ey Ebu Zer, ben seni zayıf görüyorum. Yani Ebu Zer Hazretleri diyor ki, ben seni yaratılış itibariyle zayıf bünyeli, ben de öyleyim mesela, ben sert değil vesaire. Yani dayanıksız diye. Ve inni yuhibbüleke vâhibbüllevs. Ben kendim için ne seviyorsam senin için de onu seviyorum. Her Müslüman öyle olması lazım değil. Müslüman kardeşin için kendin için ne seviyorsan onu seveceksin. Ne demiş ona bak dikkat et. La te'merenne La te'emmeranne alefdeyni ve la teliyenne maliyeti. İki kişi bile olsa diyor onların yönetimini üstlenme. İki kişinin bile yönetimini üstlenme. Elhamdülillah ben tek başıma bir adam. Ne amirim ne memurum. Rahatım bak. Bir iki kişi bile yani yönettiğim adamlar bu yok. Zaten iki keçiyi versen güdemeyiz. Orada da yönettiğim adam da beni yönetti. Bir de baktık gemi gitmiş. Allah Allah. Suda bak. Ya ne oluyoruz gemi dedik. 20 kişi var gemi baktı ya. Neden? Yönetemezsin. İki kişiye bile amir olma. Biz, benim de huyum değil yani. Yönetemem yani. Ha bir de ne yapma demiş. Yetim malını üstelik de yönetmeye kalkma. Tabii şimdi herkes de böyle yaparsa yetimin malı da ortada kalır. O da ayrı bir şey. Ama sorumluluktan kaçanlar bakımından önemli meseleler bunlar. Evet o hadis de burada geldi. Yedi ocak batıran, helak eden günahlar. Birincisi neymiş? Şirk. Eşirkü billah. İkinci ve sihru büyü yapmak. Üçüncü katbün nefsindeki haram Allah'a illa bir hak. Haksız yere adam öldürmek. Yani şeriatın cezası yokken. Onda da bir devlet işi. Ve ekmü riba faiz yemek de var burada. Ve ekmü mali yetim. Yetim malı yemek de varmış orada. O yedi günah içinde yetim malı da varmış. Ne kadar büyük. En baştaki zirveye girmiş ya. İlk yedini de bir şirki çıkarsa altı. Gel girmiş. Evet. Orada tabii bir de namuslu kadınlara iftira var. Ne oluyor o zaman? Bir, iki, büyü var iki, üç, dört, beş. Burada beşi saydık. İki de nedir? Vakasül mühsanat, namuslu erkeklere, kadınlara iftira yapmak. Bir tane kaldı. Ve tevelliye ve zem, cihatta hakten kaçmak. Kedi oldu ya. Bunlar ocak batıranı. Acayip. Ama ne diyorum size? Bir adam tabii pişman olarak, dönüş yaparak, Allah'ına sığınarak, üç kere dese ne dese? Estağfirullahel-azîmellezî la ilahe illâ hu el-hayyel kayyûme etûbillâh. Mühim olan manayı bilmek, mühim olan Allah'tan af istiyorum, ona tövbe ediyorum derken hakikaten pişmanlık çekmek, bir daha yapmamaya tabii karar vermek ve manayı düşünmek. Yoksa tabii namazlardan sonra da estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Öyle dildeki
laklaka kabileler olmayacak. Böyle olursa üç kere istiğfar ederse ne olur? Gafarallahu lehu zunubehu kulli. Allah Teala onun ne yapar? Bütün günahlarını affeder. Bütün günahlarını. Şimdi burada demin dedik ki beş vakit namaz aralarını siler falan anlattığımız hadiste bile büyüklerden sakınılırsa diyor. Burada ne diyor? Bak şimdi bu işlere. Bak da gel ecai gel. Ve inkâne ferruha minezzehri harpten kaçsa bile. İşte Resulullah böyle bir şey dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin hepsine bakacaksın. Bir şey yakalarsın. Harpten kaç demedik ha. Allah Allah yine ters anlıyor ya. Ya bari günah yapmadın. Ama şu estağfurullah'ın büyüklüğüne bak ya. Ama tabii ki istiğfar risalesinde çok bu rivayetleri hepsinde yazdık ama mühim olan ne demek? Pişman olduk bir daha yapmama karar verdin. Allah kapısını açıp duruyor. Onu demek istiyorum. Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Bir hakimin rivayet ettiği bir hadis var. Onu da okuyalım. Erba'un hakkun alallah la yuhilevul celle ve la yuhilevul ni'ima. Dört kişiyi cennete sokmamak ve cennet nimetlerinden tattırmamak Allah üzerine borçtur ve haktır. Hadise bak bir şey diyor. Cennete sokmayacağım diyor, nimetini tattırmayacağım. Hakkım olsun diyor. Allah, şimdi benim dememe benziyor. Rabbimizin hakkı bu ya. Kimmiş bu? Müdmül hamr, içkiyi içmeye devam eden. Yani tevbesiz ölen. Allah, bu içki işi de bir alem bir şey ya. Ama tabi tevbe ederse kabul olur. Tevbe etmeden ölse de kafir olur mu? Haram olduğunu biliyorsa kafir olmaz. Ama cennete girmesi bayağı. Ama şimdi kafir olmadan da öldüyse, imanı kurtardıysa sonu mutlaka cennete gider mi? Gider. Anladın? Ama girse bile tevbe etmediği için cennet şarabından içebilir mi? He? İçemez. Orada da öyle bir fark var. Tevbe etseydi cennet şarabı içer. Tevbesi ölürse cennete girse bile sonunda, girse bile derken girecek, imanlı ölen herkes sonunda girecek. Ama cennet şarabı içemez. Ve hakimin riba, faiz yiyenler. Allah Allah. Faiz yiyenin yatacak yeri yok denir ya. Ve hakimin maliyetin bir gayra, yetim malını haksız yere yiyenler. Yani haksız da bize demin anlattığımız şekillerde çalıştırmak için başka. Yetim malı yiyenler, böyle hakimin valide ana babasına isyan eder. O ana babadan rızalık almadan, yani onların meşru isteklerini yerine getirmeyen adamın da durumu dahil. Allah Teala ölmeden düzeltmeyi nasip eylesin. Amin. Evet, ama ne yapayım, anam babam öldü, ben rızalık alamadım. Şimdi ben cehennemlik miyim? Sen ne yapacaksın? Cuma günleri mezarlarını ziyaret edeceksin. Kur'an-ı Kerim okuyup hediye edeceksin. Sadaka verip hediye edeceksin. Su hayrı yapıp vesaire hayrı yapıp ruhlarına sevabını hediye edeceksin. İki rekat namaz kılıp sevabını günlük hediye edeceksin. Onların dostlarıyla iyi geçineceksin. Ana baba dostlarını bulup işte onlara iyi geçeceksin falan. Yine de bir kapı var. Evet. Birçok hadis-i şerifler kıyamet günü Allah katında kebailin ekberi. Ne demek kebailin ekberi? En büyüğü İbn-i Hibban hadisinde geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn-i Hazm ile Yemen ehline göndermiş bu mektubu. Yemenlilere gönderdiği valiyle beraber yazdığı mektubunda sallallahu aleyhi ve sellem ve inne ekberel kebair indallahu ve el-iştirakü billah Allah'a ortak koşmak ve kattül nefsin mü'minenin gayr hak haksız yere imanlı bir cana kıymak ve el-firar fise billahi mezzah harp günü Allah yolunda cihattan kaçmak ve hukukul valideyn ana babaya karşı gelmek oramül muhsane namuslu kadına erkeğe iftira yapmak ve teallümü sihir büyücülük öğrenmek yapmayı hiç sormak öğrenmek bile. Ve eklül riba faiz yemek ve eklül maliyetin yetim malı yemek. Evet. Ebu Yala hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yub'a'zı yevmel kıyameti kavmun fi kuburim teeccedü efbâhum nâra. Kıyamet günü kabirlerinden bir takımları çıkacak. Ağızlarından ateş çıkıyor. Böyle soluyorlar ateş. Hep ateş. Dediler kimdir ya Resulallah? Bu ayeti okudu. Görmüyor musun Allah ne buyuruyor? Yetim malı yiyenler ateş yiyorlar. Evet. Miras hadisinde Müslim-i Şerif'te geçiyor. Feydâne bir ricâlin kadûkkile bîm ricâlin.
Birden diyor Miraç gecesi karşıma bir adamlar çıktı. Onların başına bir adamlar yani melekler görevlendirilmiş. Yefukule lihaum çenelerini böyle açıyorlar. Ve akarune yecune bi suhur minenna. Başka birileri de ateşten kayalar getiriyorlar. Kaya ateş. Kaya böyle kocaman kaya kıpkızıl yanıyor. Adamın ağzını ne kadar açıyorlar ki? Allah Allah. Kocaman ateşten kayayı getiriyorlar. Ve fi hune fi faim ağızdan içine atıyorlar. Ve tehrucu min edbarin o içerisini patlatıyor, makamından çıkıyor kaya. Bu nasıl bir şeydir ya? Adam kaporta hala almıyor yani. Neden? Çünkü cehennemde yananların cesetleri çok büyük oluyor. Onu anladığın zaman bunu anlarsın yani. Allah'ım ya Rabbim. Kimdir bunlar ey Cibril sordu. Buyurdu ki zulmen yetim malı yiyenlerdir. Evet. Kurtubi tefsirinde de geçiyor. Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh'a rivayette çok önemli bir hadisi şeriftir. Bundan dolayıdır ki Allah Teala bu haklara düşmekten, bu haklar yüzünden, bu azaplara düşmekten bizi muhafaza eyleye. Ama öbür taraftan da Resulullah sallallahu teala aleyhi ne buyuruyor? Men kefele yetimen lehu zü karabetine ve la karabete lehu fenehu fil cennetkâteyni. Akrabası olsun olmasın bir yetimin bakımını üstlenenle cennette şu iki parmak gibi yan yanayız. Yani usturan iki tarafı kesiyor. Kazanma tarafı da çok güçlü. Kaybetmede de çok tehlikesi var ama yetim bakanlara müjde çoktur. Ve mesela ala selat bena tövbil cennet ve kâne ukezil mücadil sebebile sahimen kâima. Üç kız bakan, üç kız çocuğunun namusuyla bakan, yani muhtaç olmasın oraya buraya, tabii ki kızların çalışması erkekler için de uygun değil. Hatta caiz bile değil. Efendim, erkeklerin içine karışması caiz değil. Hangi ortamda olursa olsun. Yani Kur'an okumak için bile olsa kız çocuğu erkeklerle karışık Kur'an bile okuyamaz. Kur'an bile okuyamaz. İlerisini sen anla. Kur'an bile okuyamaz. Kız çocuğu. 7 yaşından sonra. 7 yaşından aşağıda iri yarıysa yine olmaz. 7 yaşından sonra çocuk Kur'an bile okuyamaz erkeklerle beraber. Dikkat etmek lazım bu işte. Yani üç kızı bakarsa ne demek? İşte erkeklere muhtaç etmeden, ortamlara muhtaç etmeden, evinde, ocağında namusuyla bakar, büyütürse o cennettedir diyor. Ve Allah yolunda cihad eden, hem de cihada çıkmış, gazaya çıkmış, hem de gece teheccüdü bırakmıyor, hem de gündüz de oruç tutuyor. Bir adam Allah yolunda cihada çıksa, o zamanki şartlarda düşünün. Deve yok, çok yaya, çöl sıcağında. Hem de oruç tutuyor, hem de gece de o kadar yorgun, gündüz gitmiş, yürümüş, harp etmiş, gece de teheccüde kalkmış. Bu adam ne sevap alırsa üç kız bakan aynı sevap alır. Elhamdülillah. Bende de elhamdülillah bu müjde olur inşallah. Evet. Üç tane yetim bakan. Evet, üç tane yetim bakan İbn-i Mace hadisinde geçiyor. Bu da ayrı bir müjdedir. Gece sabaha kadar teheccüde kılan, gündüz akşama kadar oruç tutan, Allah yolunda cihada çıkan, ne kazanıyorsa üç yetim bakan aynı müjdeye nail olur. Ama tabii evler biraz sorunlu. Bir de büyüyünce erkeksek senin kız çocuğun olursa, kız çocuğuysa erkek senin çocuğun olursa veya sen ya erkek olarak kız çocuğu yetim büyütse evlerde büyütme işte biraz da ne var? Haremlik, selamlık meselelerinde de önem var. Ondan dolayı yani bazı yetim yurtlarında da bakan onun parasını verse mesela ihtiyaçların görülmesi. O da bakma şeyine girer mi? Girer. Girer. Tabii. Evet. Tirmizi hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Men kabada yetimen min beyni müslümeyni ila ta'ami ve şerabi edgalallahu cennete elbettete illa en ya'mele lembe la yukarulu. Şu hadise bak ya. İki Müslümandan doğmuş. Herkes o bir arabadan doğuyor işte. Bir yetimi alıp yemeğine içmeğine sofrasına katarsa mutlaka diyor Allah onu kesinlikle cennete girdirecek. Ancak affolmayacak bir günah yaptıysa müstakil. Affolmayacak günah ne? He? Şirkten başka var mı? Yok. Affolmayacak günah. İşlemediyse mutlaka cennete girecek. Çok acayip bir müjde ya. Diğer gün ne günah varsa demektir bu yani. Bu ne günah varsa demektir yani. Hatta yesterni yani cennet ona vacip olur diyor. Vacip olun ne demek ya?
Ebu Yala kaynaklı bir hadis ediyor. En evvel ve yeftahu babel cennet. Allah Allah, bu hadisi bilirdim, bu ilerisini yeni görüyorum. Cennetin kapısını ilk çalacak ve açacak benim. Kim bu? Muhammed Mustafa. Ben değilim herhalde ya. İlla enni eram ra'atin tuvalim. Ama diyor tam kapıyı açarken ilk peygamberler sırada ya. Peygamberler kuyruk. En evvel ve yeftahu babel cennet. Kapıyı çalan ben. Beşinize kimsin? Men ente feyekul Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekul biz gördünüz öyle abdehale hadi kabbe. Ben de seninle emrolmuşum, senden evvel kimseyi açamam diyor. Bekçi öyle açıyor. Bir de baktım diyor, bir kadın beni geçmeye davranıyor. Bir kadın ya, bir kadın beni geçmeye davranıyor diyor ya. Allah Allah. Feyekul maneki ve men enti. Ya hayrola sen şimdi. Çok telaşlısın ya. Bütün millet yıkılıyor ortalık, cennetin kapısı yine açıyor. Peygamberler kapıda ya. Sen kimsin? Sana ne oldu? Tekulü yühen emratun kaattu alâ itam. Ben diyor yetimler bakmış, büyütmüş, oturmuş, oturmuş, dikkat et, oturmuş. Dolaşmamıştır dolayı sokaklarda, çarşılarda. Namusuyla oturmuş. Namehrem görmemiş, namehreme görünmemiş. Oturmak önemli kadın için. Fır 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 gecen kadınlar bu müjdeleri alamazlar. Sana cami bile faziletli değil. Evinin en ucuna köşesindeki namazın Kabe'de kıldığından eftaldir. Kabe'de kıldığından eftaldir kadının. Fitnedir kadının çıkması, dolaşması. Fesattır. Kadınlar toparlanması lazım. Dolanıp duruyorlar. Ben diyor, yetimlerimi büyütmek için oturmuş kadına. Ha, oturmuş bu kağıttır. Yani tabii ki baktım demek, hiç evden çıkmadım demek değil. Ama ne demek? Sakındım, korundum, şeriatı muhafaza ettim, namusu muhafaza ettim. Ama ne zor iş yani bir kadın için yetimlere bakmak. Kim bilir ne zorluklarla, biliyorsunuz evlerde övgüler yapıyorlar, bir şeyler topluyorlar, bir şeyler ediyorlar. Erkeklerle muhatap olmadan böyle çoluk çocuk bakıyorlar, yetim bakıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benimle yarışıyor diyor ya. Allah Allah. Bunlar büyük iş mesele bunlar. Evet. Taberani rivayet ediyor, ravileri sikattır diyor yani. Güvenilir rivayetçilerden gelmiş hadis. وَالَّذ۪ي بَعْذَنِي الْحَقْ Beni hak ile gönderen Allah hakkı için, yemin ederim. لَا مُعَذِبُ اللّٰهُ مَا الْقِيَامَ مَرْحِمَ الْيَتِيمِ Kıyamet günü Allah, yetime merhametli davranana azap etmeyecek. وَلَا مَلُوا فِي الْكَلَامِ Yetime yumuşak konuşana azap etmeyecek. Rahime yutmuyor Allah, onun zayıfliğine, güçsüzlüğüne, acıyana. Ve lemeti davran alâ diyarin fazlı muhata Allah. Bir de yetime merhameti, yumuşaklığı, bir de yanında ne olacak? Kendisine verilen nimetler sebebiyle komşusuna karşı, yakınlarına karşı da hava atmamış olacak. Yani kibir hava da atmayacak. Böyle bir kula Rabbim azap yapmayacak. Diğer hadiste men mes'a alâ vasiyetim, yetimin başını sıvazlayan kişiyi lem yefsahu illa lillah. Eğer Allah için yaptıysa, o başını sıvazlamakta bile ne var? Niyet, niyet, niyet. Kokuyu bile sürerken Allah için sürmek niyet. Ahirete mis gibi kokar gelir. Eğer millet iyi kokusu kokuyor desin diye sürerse ahirete leş gibi gelecek. Her şey niyet. Tüm İslam tümü niyet. Evet. Yetimin başını Allah için sıvazlarsa kâne tevfikü bi şâratin merrat aleyhâ yedduhu hasenâd. Elinin uğradığı her kıl başına sevaplar yazılacak. Bu kadar önemlidir. Evet. Bir rivayet var ya burada. Allah-u Teala biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam hakkında başına gelenler var. Yakup Aleyhisselam'ın gözü ne oldu? Evet, görmez oldu. Sırtı kambur oldu. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a yaptıkları muamele yüzünden 40 sene çile çekti. Burada bazı rivayetler zikrediliyor. Bu rivayetlere göre mesela ne olmuş diyor ki, bir yetim, miskin, oruçlu, aç gelmiş, kendisi de ailesiyle bir koyun kesmişler, yemişler. Artık nereden farkında mı olmadılarsa neydiyse ona bir yedirmemişler. Bu yüzden Allah-u Teala
Sonradan Yakup Aleyhisselam vahyediyor ki ben yetimleri ve miskinleri yani fakirleri sevdiğim kadar yarattıklarım içinde kimseyi sevmiyor. Sen de böyle bir şey yaptın. Onun için yeniden bir yemek yap, fakirleri çağır, kefaret olsun. Onlara yedir. Ondan sonra belalar açılıyor. Yani Yakup Aleyhisselam onu kasıtlı yapmaz. Ama demek ki bir boşluğuna geldi, bir ailevi bir sofraları vardı. O arada biri geldi, ilgilenemedi veya görmedi veya fark etmedi. Ama demin ne dedim, makamın yüksek olursa normal adama yapılmayan muameleler yapılır makamı itibariyle. Ama ne kadar pahalıya patlıyor görüyor musun? 40 senelik bir sorunlar çıktı ya. Yani yetim hakkı, fakir, miskin, dilenci dersin. Yani Efendi Hazretlerimizin usulü ya şüphelenirsen az ver. Şüphelenmezsen çok. Bak şüphelenirsen az ver diyor. Kol demiyor. Kolma yok ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bizim hareketlerimiz pek İslam'a uygun olmuyor. Bundan dolayıdır ki efendim Allah için fakirlere bakarsak, iyilik yaparsak, ondan sonra yetimlere acırsak Rabbimizin imtihanlarını kazanırız. İnşallahurrahman. Bütün belalar da bize açılır. Burada bir uzun kısa daha var. Vakitler çok geçmez. Yatsı namazı kılacağız. Abdestlerini de tutmaz ondan sonra. Hoca dersin iki köşke bir ağaca patladı bana. Ondan sonra uzattın beni abdest tutmadı dersin. Beni de sebep gösterirsin sonra. Onun için bu kadar iktifa edeyim. O kıssayı da bir bakayım eğer şeyse yani çok önemliye benziyor ama uzun bir kıssadır. Arapça olduğu için ben onu işte anlatamam. Bir daha giderseniz de hakkınızı arayın. Ben de bunu kaybetmeyeyim de inşallah. Evet. Şimdi kardeşlerimiz Lale Gül dergisi çıktı. Bilmiyorum aldınız almadınız. Çok güzel amel edilecek işler var. Desteğinizi bekliyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Alın, dağıtın, okuyun, okutun. Çok güzel yazılar var. Hangisini söyleyeyim yani. Geçen derste anlatmaya çalıştım. İlimlerle doldurdum. Amma ve lakin. Özellikle dualar ve zikirlerde ne yazdım? Farklı bir şey yazdım. Ne yazdım? Söyle bakayım. He? Bir İsmi Azam yazdım. O İsmi Azam nerede var? Sizin bulabileceğiniz hiçbir kitapta? Yok. 30 sene dolaşmış onu öğrenmek için evliya Allah'tan. 30 sene malımı, canımı diyor heder ettim. Dolaştım. Bir evliyada buldum. Çok önemli bir İsmi Azam'dır. Bunda daha birçok dualar var, birçok zikirler var. Efendim, çok. Mesela cenaze görenin okuyacağı dua. Ya hocam efendim bana ne bundan? Cenaze arabası yolda geçiyor. Üzerinde de tabut dolu. Adamlar geçiyor. Ne okuyacağım? Ne okuyacağım? İnna öyle değil. O tamam, onu zaten okusun. Sübhanel hayyilledi la yamu. Evliyaullah'tan birisi vefat ediyor, onu başka bir zat görüyor, diyor ahirette durumun nedir, diyor ki af oldum, kurtuldum. Diyor maşallah sen alimdin, fazladın, şuydun, buydun. Diyor ki onlardan kurtulmadım ya diyor, bir cenaze gördüğümde bu tesbihi okumuştum, sırf ondan af oldum. Yani hadi af olmak için git cenaze geçen yerlere hususun, Sübhane hayyile zilayemul, uğurla gitsin. Sübhane hayyile zilayemul, hiç ölmeyen diriyi tesbih eder. Rabbim de bayılıyor buna ya. Adam ölmüyor. Rabbim zaten delirmiş adamı öldürmüş. Sen de Rabbine diyorsun ki hiç ölmeyen biriyi tesbih ederim. Sensin Allah'ım sensin. Diyorsun. Rabbim de diyor hadi seni affettim bu işi fark ettin sen diyor ya. Öbür orada bakıyor Allah Allah. Niye ölmüş acaba? Kaç yaşındaydı? Bilmem kanser miydi? Huzur huzur konuşuyor. Adam ölmüş zaten. Sübhanel hayyilezil aymur. Kaç sayfa kaçta? 95'te. Şu dergide gibi dua bile ebedi kurtarır sizi be. Esas 95'te ne var? 11 ismi şerif var. Bunun faziletlerini bir dakika yazacağım ama siz ismi şerife şimdiden başlayın. Allahu hu. Allahu hüve. Allahu hüve. Nasıl okunuyor? Allahu hu. Melikun. Semiyun. Kadirun. Kerim. Halimun, Latifun, Alimun, Mu'inun, Sadiqo. 111 kere okudun mu gök yere iner Allah'ın izniyle. Ama ihlas. Çok büyük bir İsmi Azam yazdım. Daha birçok dualar yazdım, İsmi Şerifler yazdım. Vakit çok yetişmiyor.
Ama esas siz kitaptaki, dergideki bütün ilimlerden istifade edesiniz. İnşallahurrahman. Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı? Bir de bunu tutturdular. Bu hususta aliler bunu yazmışlar. Sünniler mi aşırı, Şiiler mi aşırı gidiyor? Bu mesele yazılmış. Efendim, süt bankası meselesi, bunu daha da irdeleyeceğiz. Bu süt bankası sıkıntılı bir iş değil mi? Çok sıkıntılı, bu yazılmış. 54 farz ikincisi detaylı bir şekilde yazılmış. Dünya kadar dualar, zikirler, Esma-ı Hüsna'dan, Erbayin İdrisiye'den, maddi manevi bütün sıkıntılar için şunlarla bir amel etse adam kurtulur, iflah olur. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Amin. Destek olun inşallah. Hayrınıza alın, dağıtın, ulaştırın, abone olun, abone yapın. Bu hizmeti yürütelim. Sıkıntılar aşılsın inşallahurrahman. Ondan sonra ilan edeceğim diğer bir husus nedir? Geçen 15 gün evvel kapsikopla ilgili bir mesele anlattım size. Önden kira alınmak caiz mi değil mi meselesi? Onu anlayabildiğiniz mi bilmiyorum. Anlattım. O sözleşmeye de şu anda yansıdı. Sözleşmeyle ilgili ben diğer hoca efendilerle, yani benim biliyorsunuz irtibatlı olduğum Hüsamettin Vallı Hoca, Fatih Kandil Hoca gibi İsmaila Fıkıh heyetiyle irtibatımız var senelerdir. Arkadaşımız var, hukukumuz da var. Onlarla da istişare yaptım. Ve sözleşmeyi onlara yolladım. Çünkü bazı itirazlar, bazı caizdir, değildir gibi ihtilaflar duydum. Ben hapisteyken olmuş bu işler. Ben hapisten çıkmamı beklemişlerdi. Ben çıkınca dedim ki bu kadar Müslüman buradan tabii ki yer almıştır. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ben işi ticaret yönünü bilmem yani. Şuradan al, şuradan alma, ben pazarlamacı değilim. Ama fetva yönünden soranlardan mesul oluruz fetva meselesinde. Bunu inceledik ki 15 gün evvel anlattım. Son olarak bu sözleşme üzerine dün bana yine mesaj attılar. Bütün meseleler yazıldı, bakıldı, edildi ve bu sözleşme üzere efendim yapılan anlaşmalarla hiçbir sorun olmadığı, caizlik bakımından hiçbir müşkülat sorun olmadığı tespit edildi. Ben zaten evvelce de beyan ediyordum ama şu anda diğer hoca efendilerle de görüşmem neticesinde çıkan bu sözleşmeyle ilgili ben bunu artık madde madde baktım, inceledim, hoca efendilerle de görüştüm. Hepsi şahitli, ispatlı. Bunun da caiz değil denecek bir durum olmadığını onlar da beyan ettiler. Ben fetva noktasında bunu konuşmakta görevliyim. Çünkü yani ihtiyacı olan adam caiz değil diye almıyor. Bu sıkıntı Müslümanların sıkıntısı olur. Bu fetvayı bu şekilde görüştük. İnşallah 14 Nisan Pazar günü de orada bir tabii 1,5-2 sene oldu. İlk duayla biz efendim temelini attık. Bize çok sahip çıktılar. Habis sürecinde de herkes ele tek çekti, kenara çekildi. Onlar orada da resmi bürokrasi varken bile televizyonlara vererek seçimizi, yani o zaman bu işler biraz ne isterdi? Cesaret ister. İlk birkaç ay herkes dudak alıp hocanın dosyası ne çıkacak diye beklerken Hacısı hocası bir cesaret gösterdiler, riski göze aldılar. Allah için bize inandıklarından, ben de Allah için efendim kendilerinin bu desteğinden dolayı hapis sürecinde herkesin bizi efendim ihmal ettiği bir dönemde Allah için destek verdiler. Ben fetva noktasında varım, dua noktasında varım. Pazarlamacı değilim. Efendim yoksa alıp satım işleriyle görevli de değilim. Allah için iş yapan, Allah için yardımcı olmaya çalışırım. Efendim bu civarla 14 Nisan'da saat 2-2.30'larda inşallah ben bir Aşk-ı Şerif okuma, hem bir temelinde gittik, bir de bitmiş dediler. Bir de beyanı bitmiş halinde gidelim inşallah. Bir aşır okunacak, bir dua yapılacak. Hoca efendi bizi alakadar eden ne var derseniz? Yemek var. Yemek var, ha yazmış oraya. Derginin arkasına yazmış. Gelenlere yemek var diyor ama yemeklere çıkar baktınız ben onu bilmem. Yani sizi alakadar eden aşırdan sana ne, duandan sana ne? Yemek var. İsterseniz gelin yersiniz, içersiniz. Bir ayet okuruz, el fatiha deriz, gideriz yani fark etmez. Gelen buyursun diyorlar ya. Bunu duymuş oluyoruz. Ondan sonra efendim bir çok vefat edenler liste olarak buraya gelmişler. Hepsini tek tek sayamasam da isimlerini sayalım. Bizim de geçtiklerimizi okuyalım inşallahurrahman. Derneğin de ihtiyaçları var. Sizden yardım istiyorlar. Senelerin enkazı tabii bizde yoktuk epeydir. Yukarıda dernek, derneğin nesi var? Merkezi var. Orada makbuz mukabilinde yardım etmek isteyenler hayır yaparlar, hayır yapanlar ecir alırlar. Rabbim zayi olmaktan
muhafaza eylesin. 14 secdeler devam ediyor. Sabah namazdan sonra mı yapılıyor? He? Sabah namazdan sonra devam ediyor. Allah fırsat verir de ben de gelsem inşallah. Hatta bu gece dedi kesbi namazına geleyim 4'te falan ama yani öyle bir sohbet uzuyor, güçsüzlük oluyor, sonra siz de gidiyorsunuz, dönmek zor oluyor. Ama sabah namazı biraz geçtir yani yetişilebilir, secdelere kavuşulabilir. İnşallah secdelere sıkıntıları olanlar gelsinler. Rabbim kabule karin eylesin. Derlek içinde yardım edenler yardım görsünler. Dünya ahiret sıkıntılarından Allah Teala azat eylesin. Amin. Subhane Rabbil alil alel ve elhamdülillah Rabbil alemin. Ve la abdü selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve alâ sahbihi ecmaîn. Allahümme lâ nes'eluke el cenne. Amin. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme lâ nes'eluke ridâke el cenne. Amin. Na'ûzü bike min sehabike ven nâr. Allahümme lâ nes'eluke el cenne. Men karrabe ileyhâ min kavli Muhammed. Na'ûzü bike minen nâr ve men karrabe ileyhâ min kavli Muhammed. Allahümme lâ nes'eluke min hayri mâ se'eleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Na'ûzü bike min şerri mes'âle min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ente müstehanu aleyke belâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Amin. Allahümme lâ nes'eluke minel hayri kullihi âcilî ve âcilî mâ alimnâ minhu mâ lem na'lem. Na'ûzü bike minel şerri kullihi âcilî ve âcilî mâ alimnâ minhu mâ lem na'lem. Allahümme an kaddayte lenâ min kaddâ fec'al âkıbete reşedâ. Rabbenâ atinâ min ledünke rahmeten ve hayyi lenâ min emrinâ reşedâ. Allahümme rabbenâ atim lenâ nûrenâ ve ihfir lenâ inneke alâ kulli şeyin kadîr. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmî. الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عفو إله لطف إله مغفرة إله ترتبط إله يا رب العالمين bu yolda daim eyle, sabit eyle. Bütün günahlarımızı bağışlayarak dertlerimizden halas eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. 54 farzında şahit bütün farzlarla ifaya muvaffak eyle. Bütün haramlardan, 7 günahtan, 70 büyük günahtan hepsinden, küçüğünden de muhafaza eyle. Allah'ın koru hıfz eyle ya Rabbi. Emin olun çocuk korudukları gibi bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Hakiki sahip sensin, hamdler sana mahsustur. Ya Rabbi bizi, nefsimizin eline göz açıp kapayacak kadar hatta ondan az da bırakma ya Rabbi. O bizi helak eder şeytana nefse fırsat verme ya Rabbi alemin. Ya Rabbi sen bizden evvel ölene rahmet eyle, kabirlerin nur eyle. Ratife, Bahtiyar, Fatıma, Osman, Mevlüt, Arif, Mustafa, Naci isimleri buraya gelmiş. Cisimleri, cesetleri senin huzurunda, hangi kabirde, hangi mezardaysa hepsini biliyorum buyuruyorsun. Rahmet eyle ya Rabbi. Bu böyle kabirleri ya Rabbi. Bizim de geçmişlerimize, meyitlerimize, envatımıza. Rahmetler eyle, kabirler nur eyle. Ya Rabbi günahlarını tertemiz eyle. Acı ya Rabbi. Esir kal senin huzurunda, esirdirler. Yapacak bir şeyler yok. Bağışla ya Rabbi. Ruhlar için bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en rahmetler, dağlar emsal rahmetler halinde kabul eyle, ihsan eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil alemin. Kitabı unutuyorduk az daha. Bayram hocamızla ilgili bir kitap çıktı. Şehit Bayram hocamız. Allah rahmet eylesin. Kabrin nur eylesin, şefaatine nail eylesin. Bayağı da titizlik ettiler, ilgilendiler. Hoca efendinin vaazlarıyla ilgili, ilmiyle ilgili, mezuniyetiyle ilgili, okuduğu yerlerle ilgili, hocalarıyla ilgili, sohbetleriyle ilgili, hizmetleriyle ilgili, aşkıyla ilgili, şevkıyla ilgili. Hoca efendi büyük adamdı Bayram efendi. Efendim kabri nur olsun. Amin. Benim de yazımı istediler. O zaman ben hapisteydim. Yani bakıyorum dışarıda olan hocalar da bir sayfa vermiş. Benimkine 3,5 sayfa. Yani Bayram hoca hakkında bir şeyler yazmaya çalıştım. Çok kıymet verdim. Ya Allah yolunda mihrapta canını vermiş. Hazreti Ömer misal mihrapta şehit olmuş bir insan için ben ne anlatayım ya? Ben ne anlatabilirim ya? Evet büyük makam sahibi öyle kolay bir şey değil bu işte. Hızır Efendi, Bahanem Efendi. Evet. Keşke Hızır Efendi ile ilgili de bir şey hazırlansaydı bugüne kadar tabii. O da ihmal edildi. Gayret etmek lazım. Hocalarımızı tanıtmamız lazım. Unutturmamamız lazım. Bunlar canlarını verdiler Allah için bu yolda. Evet bu kitap çok kıymetli ve bu eserin telifin efendim hayırlarından da kendisinin geride bıraktığı varislerine ve çocuklarına da hizmet olacak diye inşallah öğrenmiş bulunuyorum. Bu itibarla hocamıza da vefa ve hocamızı tanımak, tanıtmak ve en azından onun şefaatine nail olmak bakımından bu kitabı mutlaka okumanızı, yani görüyorsunuz efendim Marksist deniniz, dinsiz kitapsızlar
şeytan yolunda geberip gidenlerin nasıl hatıraları canlı tutulmaya çalışılıyor? Nasıl onlar seneler sonra hala anılıyor, mevzu ediliyor? Bizim böyle bir kıymetli hocamız şehit olmuş caminin Rabında, onu mutlaka tanımamız lazım. Tanımamız lazım ve hocalarına sahip çıkmamız lazım. Keşke diriyken daha çok sahip çıksaydık. Ama hiç olmazsa şimdi de bir vefa olmak üzere bu kitabı ulaştıralım herkese, okuyalım, okutalım. Allah'ın da şefaatlerine nail eylesin. Geçmişlerimizin ruhları için, ismi zikredilen envatın ervahı için, şehit Hızır Efendi Şehit Bayram Hocamızın ruhları için ve bütün geçmişlerimizden müminin ikrat ervahı için. El-Fatiha. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبأعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فسيصلون سعيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصل بكم الحي القيوم الذي لا يموت كما دفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم akşamla yatsı arasına döndü. Tabii mevsimler itibariyle yatsıdan sonra çok geç olur diye bu mübarek zaman dilimi ayrı bir fazilete haizdir ama akşam namazın cemaatine yetişmek bunda çok faydalıdır. Yani akşamı da cemaatle bulunduğunuz yerde kılmak, aşağı mescitte olanlar orada buraya akşam namazın cemaatine yetişin. Akşama yetişirseniz yatsıyı da burada cemaatle kılmadan çıkmayız inşallah. Böyle olursa ne olur? Akşamla yatsı arası itikaf sayılır. Yani iki namaz arası ilim meclisinde oturmak, arada dünya kelam konuşmamak çok kazandırır inşallah. Evvelden beri rivayet ettiğim üzere İhya Ulumiddin'de İhya-ı Ulumiddin isimli Selman Gazali'nin bir rivayet vardır orada. Hadis-i şerif olarak geçer. Men akefe nefsehu beynel maghrib vel aşa fi mescidi cemaatin cemaatle namaz kılınan bir yerde akşamla yatsı arasında bir gece kendisini hapsederse, ne demek hapsetmek? Durdurursa yani itikaf da buradan geliyor. Lem yetekellem beynehünne lem yetekellem illa bi Kur'anin ev zikrin ancak Kur'an okuyabilir, zikredebilir, işte ilim zikredebilir, dinleyebilir, ayet hadis dinleyebilir, dünya kelamı konuşmadan bu şekil durursa kâne lehu alallâhi hakkan en yebniye lehu kasrayni fil cenneti bu kişi için Allah Teala'nın cennette İki tane kasır
yani köşk bina etmesi Allah üzerine hak ol. İki tane kasır. Nasıl kasır? Artık dünyanın belli işte. Hıdım kaskı var o Beykoz'un şeyinde. Her taraf dökülüyor yani. 50-100 sene geçti mi zaten her tarafı dökülüyor. Efendi Hazretimizin buyurduğu gibi bu dünyanın kasırları, köşkleri, sarayları hepsi kazay hacetçi, hala dolu, tuvalet dolu, çöplük dolu. Cennette iki kasır, çöplük yok, yani çöp yok, büyük abdest yok, küçük abdest yok. Bir de tabii ham maddesi, tuğlası bir tuğla altın, bir tuğla gümüş. Efendim, bazısı tamamen altın. 60 bin tane kapısı var. 60 bin tane kapısı var. Böyle kapılar yan yana değil. Bir kapıdan bir kapı görünmüyor. 60 bin tane kapısı var. 70 bin kapısı var. Bazı rivayetlere göre. Bunlar haktır. Bunlar hakikattir ve ahiret hazırdır. Uiddet bir muttakîn. Takva sahipleri için döşenmiştir, donanmıştır, hazırlanmıştır, beklemektedir yani. Bundan sonra yapılacak bir şey de değil. Allah-u Teala zaten öyle ameleyle, işçiyle, ustayla uğraşmıyor. Ol dediği bir kere, var olduğu cihan. Olma derse mahvolur ol demem. Böyle bir Rab'den bahsediyoruz. Bize böyle yerler hazırladı. Biz bu dünyanın göz boyayıcı birkaç metrelik odalarına, döşeklerine, köşktür, saraydır, oteldir, bilmem ne, kafayı takarsak, helalından yemeyelim, içmeyelim, yatmayalım, gezmeyelim demiyorum. Yanlış anlama. Ama kafayı bunlara takarsak, bunlarla meşgul olurken namazı kaçırırsak, cemaati kaçırırsak, sohbeti kaçırırsak, ilimden uzak kalırsak, onu diyorum. Yeme içme demiyorum sana. Ve lakin cennete göz dikelim. Oraya talip olalım. Rahip olalım. Yani Allah'ımızın esas rızasına rağbetli olalım ama geçen hafta Lale Gül dergisinde tanıtalım derken bir sohbet yaptık Ali Perşembe. Geçen Perşembe radyodan yaptık. Dinlediniz mi? Evet. He? Evet. Bayağı bir şeyler anlattık yani ilimler anlattık. Hem derginin içeriğini konuşurken hem ihlasla ilgili Mehmet Emine Hoca Efendimiz'in bizim Ankara'daki ziyaretimizde bahsettiği konular bundan bahsediyordu. Biraz içeriğine girdim. Yani ihlas niyeti Allah için yapmak. Fakat tabii yapılan amellere de Mevla bir mükafat koydu mu? Koydu. Cenneti vaat ediyor mu? Ediyor. Birçok ayet-i kerimede cennetten bahsediyor mu? Köşkünden, sarayından, hulisinden, bildanından, gılmanından bahsediyor mu? Ediyor. Ya şimdi tabii bize gereken bana seni gerek seni demektir ama bu bir makam meselesidir. Herkesi de o makamlara çıkmış gibi göremeyiz. Yine biz ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'in tebliğ usulüne riayetle cennetlerle bahsedeceğiz. Cehennemlerle bahsedeceğiz. Tebşir, yani müjdeleme, inzar, yani uyarı ve korkutma, bunlara devam edeceğiz. Kur'an'ın usulü bu. Ayetler, hadisler hep böyle geliyor. Ama sen bunları aşarsan ya inna illallahü vâdibûn, ben cennete de değil, köşke saraya da değil, ben Allah'a rahmet ediyorum dersen ne mutlu sana. Ama akşam yatsı arasında böyle bir cemaatle namaz kılınan yerde dünya kelamı konuşmadan durursan, onun için ne diyorum, bu dönemi iyi değerlendirelim, akşamın da cemaatinde olalım, yatsıyı da cemaatle kılalım, burada bir şey kaçırmayalım. Yani sohbete geliyorsunuz ama artı ilavesi var şimdi bunun. Bu zaman itibariyle Allah Teala söz veriyor. Böyle yapana cennette iki kasır ve köşk bina etmek benim üzerime haktır. O adamın benden alacağıdır diyor. Ve yarisu lehu beynehuma zirasen lettâfe ehlül ardı levesi'un. Bir de o iki köşkün arasında, şimdi anla bakalım, iki köşkün arası ne kadar, mesafesi ne kadar, mesahesi yani yüz ölçümü ne kadar? Demin dedim 60-70 bin bir tanesinin kapısı var, kapılar birbirine görmez. Evet, işte aradaki ağaçtan anla. O iki köşkün arasında o kişi için bir ağaç diker. Bir ağaç.
Ağaç yiyip geçme dünyada bütün ağaçlık yerler aranıyor. Ormanlarda bile bazı kere bir ağaç bütün ormana neyini veriyor? Adını veriyor, imajını veriyor. 500 senelik çınar, 600 senelik çam çık. Değil mi? Bazı yerde koca orman bir ağaçtan sebep muhtemel olur. Ağacın kalitesinden, değerinden, eskiliğinden, kıdeminden, büyüklüğünden, gölgesinden vesaire. Araya diyor bir ağaç diker, işte şöyle bir ağacımız olsa, hani devlet dünyada bir dikili ağacın yok. Ama dikili ağacın olsa ne olur? Ağacını da sökecekler, sen de söyleyeceksin. Yani bu laf da meşhurdur yani, dikili ağacın yok. Dikili ağacın da, dikili kazığın da olsa sökecekler, çadırın da olsa koparacak, evin de olsa yıkılacak. Efendim, yıkılmak için yap. Ne diyor? لَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى سَدُدْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُرَابِ لَهُمَّ لَكُمْ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِذُولِ الْمَوْتِ وَبْنُولِ الْخَرَابِ Ey yüksek köşkte kasırda oturan sakin olan adam, yakında tam üstten aşağı indirilecek ve toprağa defnedileceksin. O toprakta bir melek var, her gün nida ediyor. Topraktaki melek her gün sesleniyor. Ne diyor? Ey ahali, ey dünya halkı, ölmek için doğurun, yıkılmak için yapın. Yani bu kadar basit. Ölmek için doğurun, yıkılsın diye yapın. Bu mantıklı ama yapmayacağız demek değil. Allah Teala bizden imar istiyor. Estağmarakum fiha. Allah ne yaptı size? Efendim, dünyada imar, inşa hakkı verdi. Arazi verdi, toprak verdi. Estağmarakum fiha. Sizden ne istedi? İmar istedi. Ne demek imar istedi? Camiler yap, medreseler yap, tekkeler yap, hastaneler yap, yap. Bununla beraber ev de yaparsın. Ev yapmadan olur mu? Nerede kalacak bu millet? Çadırdan mı kalacak? Sağlam ev yap. Bunlar ayrı bir şey. Ama oraya bağlanıp kalma, ondan sebep ahiretini yıkma. Onu söylüyorsun. Yani illa kredi alacağım, faiz alacağım, rüşvet vereceğim, yalan diyeceğim, haram yiyeceğim diye girme bu işlere. Helalından git, oldu mu? Onun için dünyada dikili ağacın olsa da, köşkün sarayın olsa da hepsi sökülecek. Ama ahirette bir ağacın olursa nasıl olur? Ebedi olur. Ahirette bir karış yerin olsa ne olur? Dünyadan ve her şeyden hayırlı olur. مَوْضُعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ Sizin birinizin cennette bir kamçılık yeri olsa. Kamçı ne demek ya? Şöyle bir kamçı koysan yani yere bir metre belki bir şeydir ama eni yok. Eni az yani toplasan. Bir metre kare etmez yani. Dünyada, ahirette, cennette bir kamçılık yeriniz olsa bu nedir? Hayrun mine dünya ve ma aleyha ve ma fiha var. Dünyanın tamamında ve dünyanın içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Neden? Hepsi fanidir, gidecek. Ahiret ebedi baki kalacak. Onun için inşallah bu cemaatler şimdi de az oldu. Yani 15'te bir oluyor. Eskiden her hafta oluyordu. Bir zaman da böyle geçiyor. Mahkemede 3 ay daha attı. Uzadı da uzadı. Lastik gibi gidiyor. Elde cepte bir şey yok. Efendim, Efendi Hazretleri buyurduğu gibi astarı yok. Astarı olmayınca yüzünü arıyorlar. Astarı da yok. Ne içi kaldı ne dışı kaldı. Öyle gidiyor bakalım nereye doğru gidiyorsa. Ama bu bir süreçti. Hassas ve nazik bir süreçti. Dolayısıyla şimdilik böyle işte yine bilmiyorum gördünüz mü Efendi Hazretleri çok istediler işte Konya arıyor Kayseri salon tutacağız işte 5-10 bin kişilik yerler önceden tutmak istiyorlar tabii ki birkaç hafta evvel tutacaklar onlar da parayla tutulan yerler falan söz veremiyorum yani sonra dedim Efendi Hazretleri de soralım Nevşehir istedi Erzurum'a hemen hemen gidecektim yani birçok vilayet, Rize'den nasıl hocam ile istedi, böyle bir 8-10 vilayet, yani çok yakından görüştük falan, fakat sıkıntı olur mu diye ben sıkıntı olur dedi yani. Yani şimdi evliya Allah, Mevla bildiriyor, sıkıntı olur dedi. Demek ki sıkıntı var memlekette. Rahatlık yok yani, huzur yok. Diken üstü bir durumdayız. Onun için dedi, bu huzursuzluk ortamında bir daha bir sıkıntı çıkmasın diye biz yine sizden körler sağlar, birbirine ağırlar.
Burada da kendi kendimize konuşuyoruz zannetmeyelim ama buradan da canlı yayınlar var. Biliyor ya. Hani bizim işler de şeye döndü yani biraz. Ne oldu da? Hidayet Hoca'nın işine döndü yani. Mübarek adam. Allah tebrik etsin Amasya'da halde imamlık ediyormuş da diyormuş bir şey söyleyeceğim aramızda kalsın. Ya Cuma günü aramızda kalır mı ya? Bizimkine ona döndü biraz ama neyse yani. Yine buranın bir korunmuşluğu var. 15 sefer inşallah devam ederiz. Tabi Recep Şerif geliyor. İnşallah Hüseyin Mersin'in mübarek kandillerde birkaç tane de ilave kandil içeri bulur. Ama bu vesileyle oralara da duyurmuş olalım ki yani gidemeyeceğiz. İstanbul dışlarına bu önümüzdeki sezonda da çıkamayacağız. Bunu da bu vesileyle duyuralım. Çünkü çok telefon. Eskişehir, Cevat Hoca oraya mübarek hizmete tayin olmuş. Allah hepsini hayırlı mübarek versin. Hoca Efendilere çok bol bereketli cemaatler versin. Fitneleri, ihtilafları ortadan kaldırsın. Ehl-i sünnet hizmetine çok muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Hepsine duacıyım. Keşke elimden gelse hizmette edebilsem, gitsem tabii bir toplanma oluyor, bir bereket oluyor, bir hizmeti takviye oluyor ama elimden bu kadar gelebiliyor. Bari burayı kaybetmeyelim işte. Buraya devam edelim. Devam edilen nimet ziyade olacak inşallah. Ama şimdi demek istediğim nedir? Her hafta da olmayınca 15'te bir bari akşamı da cemaatle kılmayı kaçırmıyoruz. Tamam inşallah. Yatsıyı da ne alacağız? İki tane kasır alacağız. Bir de aralarında ne dikeceğim diyor? Hadis-i şerifte Rabbimiz adına Habibimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne vaat ediyor? Aralarına bir ağaç diker. Şimdi siz de diyorsunuz aman ya o demen tamamlar. Şimdi bir ağaç için yani bir saat oturmak ne bir saat iki saat bir ağaç. Nasıl ağaç? لَوْ طَابَوْ اَهْلُ الْاَرْضِ لَوَسِعَهُمْ Öyle bir büyük ağaçlar var cennette ki bütün dünya halkı şu anda üzerinde 7 milyar var. Geriden de hesap etmişler 100 milyar diyorlar. Fakat bu hesaplar aşağı yukarıdır. Çünkü la ya'lemuhum illallah. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Öyle milletler yarattım ki Allah'tan başkası bilmez diyor. Yani aralarda peygamberlerin kıssaları geçiyor ama o helak olan ümmetlerin de aralarında benden başka kimsenin bilemeyeceği kadar ümmetler kalbettim diyor. Demek ki bir aşağı yukarı hesapla 100 milyar diyorlar. Bundan sonra da kıyamete kadar ne kadar gelir, onu da Mevla bilir. Bunların hepsi toplaşsa, o ağacın etrafına gelseler, o ağaç hepsini kaplar diyor. Ya 100 milyar, 200 milyar insan o ağacın etrafında yer bulur mu? O ne kadar büyük, böyle bir şey akıl hayal eder mi? Allah. Sizin bilgisayar oyunlarınızda bile yok bu ya. Yani bilgisayardan bile oyunlardan çıkaramazsınız bunu. Dolayısıyla böyle de bir ağaç sözü vardır. Böyle bir ağacı olanın cehennemde ne işi var? O da cennetlik olacağına müjde olur. İnşallah Rahman bu mübarek cuma gecesi itibarıyla bunu kazanacağız. İnşallah. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Bu müjdeyi verelim. Ondan sonra dersimiz kaçıncı farza geldi? 55. He? 50. farza geldi. He? Desteksiz atıyorum bari. 55 mi dedin? Allah selamet versin. Mübarek. 54'ü beceremiyoruz. 55'i çıkartıyoruz. Zaten farzları bitiremedik. Canını çıktı 2 senedir. Hele durun. Sen çok kaşınıyorsan zaten 70 fazla bulurum. Sen merak etme. Allah'ın farzı çok. Ama şu 54'te duralım hele. Dedik ya bir duralım. 50. farz. Efendim. 54 farzdan 50.si. Bu da şimdi diyeceksiniz ki hocaya bende ne var? Aynı şeyi tekrar tekrar konuşuyorsun. Ya ben tekrar tekrar konuşmuyorum. Burada aynı şeyi yazıyor. Ama geriden farkı var mı? Var. Nedir o? Yetim malı meselesiyle geliyor. Bu yetim malı ne acaba bir şey? Yetim malı yiyen mi var? Ne var ben anlamadım ki. Bir şey var herhalde. Ama bir evvelce okuduğumuzdan farkını da beyan edelim de. Neydi bakalım?
46. farz mıydı? 47 hocam. 47'de ne vardı? Yetim malı. Evet, yetim malı olarak diyor bakın. Şimdi 47. farz neymiş? Bu neymiş ya? Allah Allah. Açıklı yaptın. Ne becerikli adamsın sen. Yetim hakkı hocam. Yok onu demiyorum. Yetim malını korumak. Onu görüyorum da başka bir şey gelir. Ona bakıyorum. Evet. Bakacağım şimdi. Başka bir kitaptan şey mail gönderdiler, onun çıktısını aldım. Ben mail mesaj anlamıyorum. İlle elime alacağım, kağıdı göreceğim çünkü o işte açamıyorum, bakamıyorum. 47. farz neydi? Yetim malını korumak. Bak farz neydi? Yetim malını korumak. Başka bir şey. Tabii biz oradan biraz detaya girince hepsini bir gecede anlatmıştık. O gün de 2 saat sürdü değil. Halbuki burada da biraz malzeme bıraksak iyiymiş ama var, malzeme bitmez merak et. Yetim malını korumak ne demek? Yani senin bir yakının yetim kalıyor, şeyini korumak kime düşüyor? Sana düşüyor. Bırakırsan ortada ne olursa olsun bu ne oluyor? Haram oluyor. Senin yakınının yetim kalırsa malını korumak senin üzerine ne oluyor? Farz oluyor. Bu tabii ki korumanın manasında da neler var? Detaylı anlattım size. Yani çalıştırmak, ticaret yaptırmak, kendi malına katmamak, fakir muhtaç isen masrafın kadar, bakımın kadar yiyebilirsin. Fakir muhtaç değilsen hiç ondan yememek. Korumanın manası nedir? Durup dururken ne olur mal? Durduğu yerde erir, çürür. Onu işletmek şeklinde. Eskiden zaten bu şimdiki gibi de değil yani. Bahçenin mahsulü. Sen şimdi bu yetimin malı dokunmayayım. Dokunmayayım ama elma armut çürüdü de oldu. Çocuğun malı yetim. Çocuk 5 yaşında 6 yaşında kime satacak bu malı? Satamaz. Sen de tarlalar yan yana aman yetim malı dokunma. Dokunma çürüdü. Korumak ne demek anlatabildik değil mi? Korumak demek ki onu adam bulacaksın. O şeyi gevşirteceksin. Mahsulü pazarlayacaksın, satacaksın, sattıracaksın, pazar ortamına çıkaracaksın falan falan. Onu demek istiyorum. Kendi malı olsa bırakır mısın dalda? O bu sefer ne oldu? 10 lira 20 lira kar oldu. Ayva varlar var, yarı yarıya kar var demiş adam. Alacaksın karı, ne yapacaksın? Yarı yarıya yapmayacaksın. Yarı yarıya olur mu ya? Hepsi yetimin ya. O senin malın ayrı, onun malı ayrı. Masrafını çıkarırsın. Ondan sonraki karını koruyacaksın. Ne demek koruyacaksın? İşte altın yaparsın, değeri düşmesin falan diye bir kenara korsun veya onun adına bir arsa alırsın. Değil mi? Korumak yani. Ürünü varsa satarsın, efendim, nakiti varsa korursun, kollarsın, bu demek. Şimdi 47. farz neydi? Yetim malını korumak. Bu başka bir farz. Şimdi arada diğer farzlar. Ha ondan sonra bir 48. farzda bir şey geldi. O neydi? O da yetim eğer aklı ermiyorsa ona malını vermemek. O da neymiş? O da başka bir farz. Başka farzların farkını söylüyorum sana. Sen de diyorsun da hoca hep aynı şeyi anlatıyorsun. Aynı şeyi anlatmıyorum. Sen hep aynı anlıyorsun. Mübarek adam. Öbür farzın manası ne? Velâ tüzü şüfâ ammâlekum. Hepsi ayrı ayet var. Şimdi o ilk ayette yetim malını koruma ayeti. Yetim malını korumada ne diyor? Velâ tüzü şüfâ ammâlekum. Onların malını kendi malınıza katıp karıştırıp yemeyin diyor. Koruyun diyor. Şimdi diğer ayette ne diyor? Yani 48. farzda velâ tüzü şüfâ ammâlekum. Sadece yetimlerle ilgili değil. Orada farkındaysanız o konu geneldi. Yani aklı kıt, özürlü, değil mi? Evet. Çarçur eden, müsrif, efendim, parayı bir anda yiyip aç kalan. Orada genel konuştum. Sadece yetim de onun için değil, çocuk olduğu için. Aklı ermeyenler, beyni kıt hani sefeh, sefih konuştum. Onlara mallarını vermeyin. O ayrı bir konu. Niye vermeyin? Bizimin bir anda aç kalır. Ne yapacaksın yine? Tabii sen velisiysen, vasisiysen, yani tabii seni alakadar ediyorsa yoksa mahalledeki bir adamı kalkıp malına el koy demiyorlar. Yani amcasısın, şususun, bususun, aile içi bir şey var, hukuk var. Onun da malını ona, aklı ermeyene, çarçur edildiğine, bilinene vermeyin.
Ya ne yapın? Yine demin dediğim yere geliyor. Koruyun, kollayın, artırın, büyütün. Orada sofranızda yedirin, içirin. Hatta uzun uzun anlattım. Giydirin, ızıklandırın, hoş konuşun falan falan. Hep ayetlere mana verdim tek tek. O cümleler geçti. Şimdi geldik 50. farz. Bu neymiş? Yetimin malını almaktan sakınmak. Yani dolaylı olarak öbür derslerde mevzu geçse de direkt olarak adı farklı, aynı farz değil. Aynı farz ne demek değil? Bu yetim malı yememek. Yetim malı yemek ne? Haram. Yememek de oluyor o zaman? Farz. Farzı böyle anlayacaksın. Haramın zıttı ne olur? Farz. Yani içki içmek haramsa içmemek ne oluyor? Ha farz. O şekilde anlayacaksın. 52 farz. Yani farzı tersten burada anlayacaksın. Mesela sefillere mallarını vermeyin. Yani aklı ermeyene malında yetki vermemek, vermek de haram. Verdim ama gitsin oluyor. Verme haram. O zaman vermemek ne oldu? Farz. E tabii ki vermedin tamam ama vermemek de bitmiyor çünkü neden? Koruyup kollamak, o malı da ne yapmak? Muhafaza edip çalıştırmak, karından. Bu da bir mesele. Bugün bu zamanda insan kendi parasını çalıştırırken batırıyor ve kendi kar ettiremiyor yani. Çok zor bir toplumdayız. Yani hakikaten mesuliyeti, şöyle bir başkasının yetimin falan olduğu zaman hakikaten Müslümanlar korkuyanlar var yani. Kimisi tabii helal olarak korkmuyor ama takva sahipleri bu işte çok korkar. İnsan gözü kopar. Hele kendi malın zarar etse o kadar korkmaz. Belki bir işe girdin, bir işe girdin, batarsa batar falan. E şimdi yetim malını çalıştırırken çok daha dikkat etmek icap eder ama sen elinden gelen çizgiyi gösterirsin de kaderin sırrıdır bir şey olur. Onu da Mevla görüyor. Allahu alemül müfside minel muslihi. Allah bozguncuyla sulha çalışanı birbirinden seçer. Yani iyi niyetli iş yapanla kötü niyetle batırmak için çalıştıranı da Allah ayırır Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Ayet-i Kerime'de ne buyurmuştur? Estaizu billahi bismillah. İnnellezine ekulune mualel yetama zulmen. Haksız yere zulümle yetimlerin mallarını yiyenler. Eskiden bu yetim işi çok oluyordu. Şimdi de çok oluyor ama eskiden cihat vardı. Allah yolunda gaza vardı. Bundan dolayı devamlı İslam orduları, İslam devletleri ne yapıyorlardı? Küffara karşı cihat tehdit ediyorlardı. Osmanlı son zamanda da öyleydi. Bu yüzden çokları geri dönemiyordu. Şehit oluyordu. Bu şehit olanın çoluk çocuğu da yetim oluyordu. Bu çok toplumsal bir meseledir. Yani Çanakkale'de ne diyorlar? 201, 251 falan rakamlar. 251. O zamanki nüfus kaç? O zamanki nüfus kaç ya? Burada bir şehit bir anda birkaç ay içinde verildiği bir dönemler var. Ya bu sefer bu yetim meselesi onun için İslam'da devamlı üzerine duruluyor. Neden? Çünkü toplumsal bir meseledir. Birçok aileye taalluk ediyor. Yani şehit olduğu zaman çocuğu varsa çocuk yetimdir. O çocuk yetimse bu babasından kalan bir şeysi varsa bunun malı mevzudur yani. Bunun korunması, kollanması, çalıştırılması, edilmesi işte. Onun için şimdi biraz bu toplumda belki şehir toplumuyuz biz. İstanbul'da, Ankara'da falan. Çok özel ailelerin başına gelir gibi görünüyor. Ama toplumsal olarak düşünüldüğü zaman hele bir de harpler düşünüldüğü zaman cihatla. Şimdi mesela Suriye, Irak. Irak'ta milyonlarca diyorum bak. Milyonlarca Türk kaldı deniyor. Bu milyonlarca Türk ne demek? Bu o kadar da yetim demektir ya. Daha yeni yani. 3-5-10 sene içinde Irak'ta milyonlarca yetim var. Şu anda Suriye'de yüz binlere ulaşıyor ya. Çünkü bir insan ölüyor, birkaç çocuğu var. Suriye'de yüz binlerce şu anda yetim var. Afganistan'ın durumu İçler acısı yani. Rus gavurundan kurtuldular, Amerikan gavurundan kurtulamadılar. Şimdi orada da yani 80'lerden beri bu Afganistan'ın başına gelmeyen kalmadı. Ne işti ben anlamadım yani.
Çok doğru Müslüman bir millet. Orayı bozmak için dünyanın bütün gavuru yüklendi oraya. En sağlam Müslüman orada var. Ya bu sefer yani Rus bindirdi. O çıktı gitti, öbürü geldi. Paylaşamadılar, gittiler. Yani orada 30-40 senedir Afganistan'da 30-40 senedir harp var ya. İç savaş var, dış savaş var. E şimdi oranın yetimini sayabilir misiniz? Yani milyonlara ulaştı ya. Afganistan. Doğu Türkistan haberi bile gelmiyor ne olduğunu. Doğu Türkistan öyle bir zor durumda ki komünist Çin'in elinde haber bile gelmiyor. Haber. Haber yok yani. Durun bakayım. Onun için bütün Müslümanların üzerinde çok bu işler dönüyor. Ahirette azap yok inşallah. Dünyada çilemiz çok. Allah'a afiyet ihsan eylesin. Amin. Ama bu yetimler meselesi siz beni pek alakadar etmiyor diye düşünseniz de İslam toplumunun kanayan yarası ve İslam toplumunda 1.5 milyar Müslüman, 1.600 Müslüman deniyorsa bunların belki 5-600 milyonunu ilgilendiren bir konudur. Şu nüfusa baktığın zaman yetim meselesi yani. Onun için Rabbim bunları bilmez mi? Onun için o zamandan beri beyan ediyor. Bir de cahiliye toplumunun pislikleri var yani. Ebu Cehil zihniyetinin. Yetimin malını yemek işte. Ne diyor? Fena ibelledi yedi'ul yetim. Herayet ellezi neyi anlatıyor? Ebu Cehil fena ibelledi yedi'ul yetim. Yetimi kovan o mevun cavur Ebu Cehil değil mi diyor ya? Yetimi kovan ne demek? İşte akrabasının yetim falan olabilir. Hakkını almaya geldiği zaman ben seni baktım büyüttüm bilmem ne hakkı varmış. Bütün malını iç etmiş yani. Onun için cahiliyet toplumunda da bu var. Bunu da yıkmak istiyor İslamiyet. Bu itibarla bu konu üzerine çok duruyor. Zulümle yetim malı yiyenler innemâ yekulûne fî butûlihim nâra. Karınlarının içerisinde ne yemiş oluyorlar? Ateş yemiş oluyorlar. Demek ki yerken baklava börek gibi geçer ama karnında ne olur? Ateş olur. Bu ateş seni de döner, yakar. Esas öldüğü zaman ölür ölmez kabirde, mahşerde, daha sonra da bir ebedi cehennemde kafirse. Kafir değilse de müvakkat cezasını çekecek kadar kızdırılmış, tutuşturulmuş ateşe girecekler. Bunun şakası yok. Bunun şakası yok. Bu haramların sonu ateşle sonuçlanacak. Kul hakkı yemek, ihaleye fesat karıştırmak, efendim elindeki imkanları kötüye kullanmak, gücü kudreti olup da efendim milletin hakkını yemek, böyle kul hakkına girenlerin cehennemden kaçacak yerleri yok. Dünyada da karınlarının içerisine ateş yiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne ekle mali yetimine kebair. Yetim malı yemek nedendir? Kebairdendir. Kebair ne demek? Kebair ben diye anladınız herhalde. Büyük günahlar. Günahların büyükleri var, küçükleri var. Tasnife tabidir. Kur'an-ı Kerim de bunu beyan ediyor. Yani büyük günah mefhumunun olduğu ayet-i kerimelerden anlaşılıyor. Öyle. Bazıları da der günah küçüğü büyüğü olmaz. Kardeşim günah küçüğü büyüğü olmaz ayrı bir konu. Yani Allah'ın büyüklüğüne nazaran ona karşı gelmek küçük büyük anlamında olmaz. Hepsi büyük olur. O ayrı bir şey. Ama Allah-u Teala günahları ne yapmış? Tasnif etmiş. Her günahı bir tutmuş mu? Tutmamış. Zina büyük günah. Büyüklerin içinde de büyük var. Büyüğün içinde ekberun kebair var. Büyüğün de en büyüğü var yani. Öyle hepsi bildiğin içinde. Efendim. Namereme bakmak. Şehvet gözüyle bakmak nedir? Günah mı? Günah. Küçük günah. Niye? Zina gibi mi? Değil. Zina ne? Büyük günah mı? Büyük günah. Büyük günah. Peki komşu karşıyla zina? Çok daha büyük günah. Ananla kızınla zina. Şimdi hepsi bir mi yani? Onu demek istiyorum yani. Sen de şimdi hepsi günah diyorsun ama öyle değil işte. Günahın da nesi var? Tasnifi var, tertibi var, sırası var, kademesi var. Her günah bir değil. Evet. Mesela ne farkı var? Ne farkı var ben sana söyleyeyim. Ben söyledim çok daha sen şimdi aklına gelmez. As-salâtul hamd vel cuma ile cuma, Ramazan ile Ramazan vel hac ile hac vel umra ile umra. Ne dedin? Bu hadis sahih. 5 vakit namaz aralarını. Günlük cuma arası.
haftalık, Ramazan Ramazan arasını, yıllık, hac hac arasını, ömürlük, ömre ömre arasını, ömürlük, yani 50 sene evvel düğüne yapılan, ben mesela 15-16 yaşına gittik herhalde, 81'de gittiğime göre, 16 yaşında. Şimdi bir daha gitsem, arada olsa 40 sene, 35 sene arayı siliyor. Yani bir adam bir ömreye gitse, 100 sene sonra ömrü olsa bir daha gitse, 100 sene sonra ömrü olsa, hacca gitse 50 sene arayla, o arayı ne yapar diyor? Siler süpürür, amma ve lakin. Sonunda ne buyuruyor? İdeşbili vecil cebair, büyük günahlardan sakınılırsa, yani küçükleri temizler diyor, büyükleri temizleme sözü ver diyor. Hocam tamam da büyüklerin durumu ne olacak? Büyüklerde özel tevbe şartı getiriyor. Özel tevbe edersen hacca gitmeye düşün yok, evinde de affeder. Özel tevbe. Bir daha yapmama azimetle beraber. Yani öbürleri ne demektir? Öbürleri şu demektir. Büyük olmayan günahları tevbesiz de otomatiğe bağlamış, iki namaz arasında ne yapıldıysa, büyük günah değilse otomatik siliyor. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Biraz zor bir ha, herkes anladığı zannediyor burayı da anlayan yok yani. İsmail Ağa'da bir sohbeti anlattım, hurmacı meselesini. Dinlediniz? He? Yani zina oldu mu orada? Olmadı. Zina olmadığı için büyük günah olmadı. Büyük günah olmayınca Resulullah ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? İkinliği bizde kıldın mı? Kıldın. Hadi git Allah seni affetti diyor. İnnel hasenâdü zinnel seyyâd. İyi ameller kötü amelleri götürür. Ama büyük günah olsaydı, zina olsaydı ne olacaktı orada? Özel bir tevbe gerekecekti. Tabii bir de kendi itirafı falan ayrı dava. İşte evliyse rejim, evlilik geçirmemişse yüz sopa falan, o ayrı bir hukuk meselelerinin hepsini girmeyelim. Şimdi Allah'la aramızdaki hesapları konuşuyoruz. Hukuk işi ayrı, İslam'ın hukuk sisteminde. Onun ayrı şartları, şartları var. Evet. Demek ki büyük günahlar var. Yetim malı yemek de neredenmiş? Büyük günahlardan. Şimdi bir hadis-i şerif var, meşhur biliyorsunuz. İçler müsev aynı ubikar, ocakları batıran yedi günahtan sakının diyor. Benim itikad risalemin en başında geçer. Bu ocakları batıran yedi günah deyince kebair günahların en büyükleri olarak değerlendiriliyor. Burada mesela şirk var. Şirk zaten günah sınıfına da pek girmiyor. Adamı dinden çıkaran bir şey ama onu da günah olarak nitelendiriyor. O zaman şirkin dışında olursa ne kalıyor orada? Altı kalıyor. Bu altıda da efendim mesela yetim malı meselesi tam hadis-i şerif yanında aklımda olmayabilir. Ona bakalım. Yetim malı orada olabilir. Ama bizim diye haram diye bildiğimiz bazı şeyler orada yok. Mesela zina orada yok. İçki orada yok. Çünkü zaten altı tane. Bu altıda ne var? Adam öldürmek var. Faiz var mı diyorsunuz? Faiz var. Namuslu kadınlara iftira var. Hattan kaçmak var. İşte orada altı tane. Sihir var. Büyü. Büyü var orada. Onu biliyorum mesela. Şimdi oradaki yedi günahtan sakının deyince kebair yani büyük günahlar sade yedi anlamına gelmez. Çünkü sade yedi anlamına geldiği zaman orada ismi geçmese zinanın falan sanki büyük günah değilmiş gibi algılanır. Halbuki büyük günahtır. Mesela yetim malı yemek bak kebairdendir diyor hadis-i şerif. Dolayısıyla büyük günahlar serisi yapacağız bir sohbet inşallah. Büyük günahlar 70 kadardır. 70 kadardır yani 7 zirve yapanlardır. 70 kadar büyük günah geçiyor ama bazıları siz hiç önemsemediğiniz işler ha. Günah mı acaba diye düşündüğünüz bir şeyler var o 70 içinde. Bunları yapalım bir ders. Yani bu bir ders bitmez ona mı başlayalım bilmiyorum. Öyle dediğimi, her dediğimi yapmıyorum ki ben, sen bana bakma. Bunu yaparım, benim bedava olursa yapıyorum he. Şimdi efendim, 70 günahtan, ya yani İbn-i Abbas kimdir radıyallahu aleyhi var, 70'lerse 700'e daha yakındır diyor falan. Mübarek İbn-i Abbas radıyallahu aleyhi var, 700 oldu mu zaten ne kaldı ki hayatımızın hepsi büyük günah oldu ya mübarek. Neyse biz 70'imi dengeleyelim kitaptaki kadarıyla da. Adamına göre de değişir ha. Bazı makamına göre değişir, o başka bir şey. Yani mesela namerama bakmak diyoruz, zinaya göre küçük günah. Ama şimdi adamın makamı yüksekse, alim, evliya bir makamdaysa onun bir namerama bakması öbürünün zinasından
beter olabilir. Yani makamı itibarıyla onun çok daha sakınması gerekirken o küçük bir günah da olsa Mevla ona ne yapabilir? Sen bu kadar biliyorsun, ediyorsun, sana bu yakıştı mı diye muamele de yapabilir. Onun için o tasnifte biraz da ne var? Efendim, adamına göre, yerine göre, zamanına göre, zeminine göre farklar var. Ama tabii değişmeyen kaideler var. Zina, zinadır yani. Haram, haramdır. Bu şimdi birine göre daha fazla haram, birine göre daha az haram olmaz yani. Bunlar aynı şey. Küçük günahlar itibariyle bazıları büyüğe çıkar demek istiyorum. Yoksa büyük günahlarda değişme olmaz. Ebu Mâmer radıyallahu teâlâ rivayet ediyor. Nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kainat Efendisi buyuruyor. İnne minel kebâiri. Şüphesiz büyük günahlardandır. Eşşirke billahi. Allah'a ortak koşmak. Bak nereden geliyor? Ne kadar yukarıdan başladı mesela. Yani. Allah'a ortak koşmak. Gavurluk ya. Yani bu gavurluğun büyük günah olduğu belli ya. Ne kadar açık. Peşine ne diyor bak. Burada da acayip bir şey. Şimdi her yerde sırada ikinci geleni sen hemen ne yapma? İkinci geleni hemen ikinci almışsan o olmaz. Bazı hadiste o gelir, bazı hadiste o gelir. Sahih hadiste Bukhari'de mesela ne diyor? İşte Allah'a ortak koşmandır. Ondan sonra nedir sorulsa? İşte efendim yalan yere yemin etmek, yalan şahitlik etmek. Ondan sonra hangisi sorulsa komşu karısıyla zina etmek gibi tasnifler değişik yerlere geçiyor. Ama büyük günah dendiyse o nedir? Hadis-i şerifte büyük günah dendiyse büyük günahdır. Yani ne demek o? Özel tövbe gerekiyor. Anladın mı? Beş vakit namaz arasını süpürür işine. Otomatiğe bağlanmamış yani. Özel tevbe ve istiğfar gerekiyor. Kul hakkıysa da tabii helallik almak gerekiyor. Ve suhriyete mesela bu dalga geçmek. İnsanlarla alay etmek, dalga geçmek büyük günahdır. Hadi bakalım. Bizde de kırıla yani. Birbirine zevklenmek, etmek, hareketler, şeyler. Adam yüzü şeriyor beni. Ne biçim adamsın kaşın gözün başı koyunca ya. Kur'an-ı Kerim bunlara çok vela toplar. Külle hellâhim meynhen mâzim meşşâhbilemin. Böyle ayıplayanlar, şey edenler, dudak oynatanlar, göz kıpırtanlar, birbirine işmal edenler. Adamı bozmak için ya. Ya eskar kovun mutlum. Ya ümmetine amel, iman edenler. Ya eskar kovun mutlum. Sakın bir topluluk, bir toplulukla biri biriyle alay etmesin. Mesela bu ayette kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin diyor. Hucurat suresi. İşte bunların en son 70 günahta gelecek. Burada tabii ayette de yapılmasın dendiğine göre büyük günaha girdiği anlaşılıyor. Bilse ismül fücuk ba'del iman. Fela fela fücuk ile ilkab mesela. Lakaplarla atışmayın diyor. Lakaplarla atışmayın. Lakap takmayın. Şimdi Cübbeli Ahmet Cübbeli lakaptır. Ama ben bundan memnunum. Diye yani bunda günah var mı? Yok. Ama şimdi adamla böyle istemediği lakaplar takıyorlar. Sonra onu yayıyorlar, ediyorlar. Bilmem efendim eşek hali, öküz bilmem ne. Olmaz yani. İnsanların istemediği lakaplar insanları rahatsız ederek. Ama öyle de bir işe ayı bilmem kim falan. Öyle de bir yerleşiyor ki adam onu demediğini de anlaşılıyor. Ama onu takan